Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Bu dersimizde belagat ilimlerinden meani ilmini işlemeye çalışacağız Allah'ın izniyle. Belagat ilmi biliyorsunuz beyan, meani ve bedi olmak üzere 3 kısma ayrılır. Beyan, teşbih, mecaz ve kinayeden oluşurken meani, kelam, kasır, vasıl, fasıl, icaz, müsavat, itnab gibi konulardan oluşmakta. Bedi ilmi ise el-muhassinat el-lafziyye, el-muhassinat el-maneviyye olmak üzere iki ana başlığa ayrılmakta. Şimdi şöyle de düşünebiliriz. Meani ilmi ne demek? Muktezeh hale uygun konuşmak manasına gelmekte. Bu da temelde haber, inşa ve eczaül cümle dediğimiz üç ayrı gruba ayrılır. Haber, inşa ve eczaül cümle. İlk önce kelam ile başlayalım. Kelam ve kelamın çeşitleri. Kullu kelamin fehuve imma haberun ev inşaun. Her bir kelam ya haberdir ya da inşadır. Demek ki elimizde bulunan bütün kelamlar, bütün cümleler ya haberdir ya da inşaidir. Başka bir ifadeyle ya haberi bir cümledir ya da inşai bir cümledir. Bunun başka bir yolu ve izahı yok. Peki haber deyince ne anlamamız lazım ve inşai deyince zihnimizde nasıl bir tasavvur oluşması gerekiyor? Haber şu demektir. Müellifimiz burada uzun bir tanım yapmış ama kısa tanımı şu. مَا يَحْتَمِلُ أَسْصِدْقَ وَالْكَذِبَ. Doğru ya da yanlış olma ihtimali söz konusu olan cümleye haber denilir. İnşa ise مَا لَا يَحْتَمِلُ أَسْصِدْقَ وَالْكَذِبَ. Doğru ya da yanlış olma ihtimali olmayan cümleye inşai denilir. Demek ki haber cümlesinde ya da haberi cümlede verilen yargı, hüküm doğru olabilir, yanlış olabilir. Mütekellim ve kail açısından kişi doğru sözlü olabilir ya da yalancı olabilir. Ama inşa için böyle bir durumdan, vaziyetten bahsedemeyiz. Şimdi وَالْخَبَرُ مَا يَصِحُ أَنْ يُقَالَ لِقَائِلِهِ اِنَّهُ صَادِقٌ فِيهِ اَوْ كَاذِبٌ. Söyleyen için doğru söylüyor veya yalan söylüyor denilmesinin mümkün olduğu sözlere haberi cümle demekteyiz. İnşa ise tam zıttı. مَا لَا يَصِحُ أَنْ يُقَالَ لِقَائِلِهِ ذَٰلِكَ. Dolayısıyla söyleyen yani konuşan, haber veren açısından doğru söylüyor veya yalan söylüyor dememiz mümkün ise bu haberi cümle olurken, dememiz mümkün değilse bu da inşai cümle olmuş oluyor. Burasının anlaşıldığını düşünmekteyim. Şimdi müellifimiz bir örnek vermiş. Daha doğrusu iki örnek vermiş. Burada da iki örnek vermiş. Safere Muhammedun. Muhammed yolculuğa çıktı. İkinci örnek Aliyun mukimun. Ali ise mukimdir. Yani yolculuğa çıkmamıştır. Evdedir manasında. Şimdi bu cümleye baktığımızda ve bu cümleyi değerlendirdiğimizde bu cümlenin realiteye uygun olup olmaması açısından yanlış olma, yani yalan olma ya da doğru olma ihtimali söz konusu. Safer Muhammedun. Muhammed yolculuğa çıktı ya da çıkmıştır cümlesini ele alalım. Bu cümleyi incelememiz gerekiyor. İncelediğimizde eğer bu verilen hüküm ve yargı realiteye, vakaya uygunsa, gerçekten Muhammed yolculuğa çıktıysa, bu durumda bu cümleye ne dememiz lazım? Sıdık dememiz gerekiyor. Doğru haber dememiz lazım. Söylenen açısından da sadık dememiz gerekiyor. Veyahut da haberin kendisine de sadık haber diyebiliriz. Doğru haber diyebiliriz. Ama araştırdık, inceledik. Muhammed mukimdir. Yolculuğa çıkmamış. Bu durumda bu haberi kizb ve kazip olmakla nitelendirmemiz gerekiyor. Ama inşai cümle için böyle bir durum söz konusu değil. Yani inşai cümle için yalan, doğru, sadık, kazip gibi bir durum söz konusu olamaz. Mesela nasılsın? Bu bir inşai cümle. Nasılsın? Yani bu nasılsın cümlesi için
doğrudur ya da yanlıştır deme şansına sahip değiliz. Ya da yap, oku, et, işle gibi bütün emir, bütün nehiler, yapma, etme, bütün bunlar da inşai cümle olmuş oluyor. Çünkü bu cümleyi doğrulama ya da yanlışlama ihtimalimiz söz konusu değil. وَالْمُرَادُ بِصِدْقِ الْخَبَرِ مُتَابَقَتُهُ لِلْوَاقِعِ Bir haberin sıdk ile nitelendirilmesi için vakaya mutabık olması gerekiyor. Vakaya uygun olması gerekiyor. Realiteye uygun olması gerekiyor. Yani gerçekten o olayın yaşanmış olması lazım. Eğer aksi bir durum söz konusuysa o zaman وَبِكَذِبِهِ عَدَمُ مُتَابَقَتِهِ لَهُ Eğer verilen haber, hüküm realiteye, vakaya uygun değilse bu durumda da yalancılıkla nitelendirilmiş olur. Öyleyse buradaki bir haberin doğru olması ya da yanlış olmasının ölçüsü mutabakat lil vakiye. Yani o haberin vakaya uygun olup olmaması, realiteye uygun olup olmaması. Bunu bu şekilde anlamamız gerekiyor. Örneğin Aliyun mukimun. Ali mukimdir cümlesine bakalım. İn kânet en nisbetul mefhûmetu minha mutâbiqaten limâ fil hârici fesidgun ve illâ kedibun. Ali mukimdir. Şimdi bu cümlenin doğru ya da yanlış olup olmadığını ne şekilde anlayabiliriz? Harici bir duruma bakacağız. Yani dış aleme bakacağız. Realiteye, vakaya bakacağız. Eğer gerçekten Ali mukim ise bu cümle fesidgun. Doğru olan bir cümledir. Eğer realiteye, harici olan duruma, dış dünyada, nesnel dünyada bunun bir karşılığı yoksa bu durumda da ve illa fekezibun bu cümle yalandır. Yalan bir haberdir. Yanlış bir haberdir manasında. Ve likulli cümletin ruknani. Şimdi belagat açısından özne ve yüklemi bulmaya çalışırken kullanmış olduğumuz ifadeler mahkumun aleyh ve mahkumun bih şeklinde. Nahiv dilindeki karşılığı müsnet ileyh ve müsnet. Mantık bilimi biliminde ise buna ne diyoruz? Mahmulu aleyh, mahmul demekteyiz. Dolayısıyla ve yusamma el-evvel musneden ileyhi. Birincisine müsnet ileyh denilir. Yani özne olmuş oluyor. Mahmulu aleyh olmuş oluyor. Mantık ıslahıyla söylersek. Diğerine ise mahkumun bih diyoruz. Buna da ve yusamma müsneden. Nahiv dilindeki karşılığı müsnet olmuş oluyor. Yani bizim özne ve yüklem dediğimiz kavramların açılımı bunlar. Şimdi bunu ifade ettikten sonra haber cümlesi imma en yekuna cümleten fiiliyeten ev ismiyeten. Arapçada bir haber cümlesi ya fiil cümlesi olur ya da isim cümlesi olur. El ula mevdu'atun li ifadetil huduthi fi zamanin mahsusin ma'al ihtisari ve kad tufidu el istimrara et teceddudiyye bil qaraini iza kana'l fi'l mudari'an. Zaman varsa, herhangi bir zaman dilimi varsa ve olay varsa, dolayısıyla hudus, bakınız, özetini söyleyeyim, bir hudus olması, iki zaman olması, zaman artı hudus varsa, bir eylem, bir tasarruf varsa bu fiil olmuş olur. Bu fiil bazen bizim istimrar dediğimiz bir vaziyeti anlatabilir, bilhassa müzari olduğu zaman. Yani yenilenmeyi ifade edebilir, sürekliliği ifade edebilir. Peki isim cümlesinde ne var? İsim cümlesinde mevdu'atun li mujarradi thubutil musnadi lil musnadi ileyhi. Sadece subut söz konusu. Yani müsned ve müsned ile arasında ilişkinin varlığı yeterli bizim açımızdan. Ne gibi? Eşşemsu mudiyetun. Güneş aydınlatır. Ama bazen bu istimrarı ifade edebilir. Ne gibi? El-ilmu nafi'un örneğinde olduğu gibi. El-ilmu nafi'un örneğinde olduğu gibi. Demek ki
Haberi ikiye ayırıyoruz. Bu zaten işlemiş olduğumuz konulardan bir tanesi. Bu haber isim cümlesi olabilir, fiil cümlesi olabilir. Fiil cümlesinde hudus, eylem, olay ve artı zaman söz konusu. İsimde ise bunlar yok. Dolayısıyla isimde bir şeyin sabit olması söz konusu. Onun için şöyle bir kaidemiz vardır. El cümle el fi'liye tufidu el istimrar et teceddudi. Tabi bu da bil karaini. Sözün akışından bunu anlamış oluyoruz. El cümle el ismiye tufidu et thubut şeklinde bir kaidemiz, ilkemiz söz konusu. Bunu da ifade ettikten sonra şimdi el-garadu min ilqa'il haberi. Haberin amaçlarına geçebiliriz. Her şeyden önce konuşan iki şey için konuşur. Bir, yeni bilgi vermek. İki, herhangi bir bilgiyi hatırlatmak. Dolayısıyla eğer bilgi yeni bir bilgi ise, muhataba yeni bir şey ifade ediyorsa, muhatabın bilmediği bir şey ona hatırlatıyorsa buna faidetul haber demekteyiz. Ama muhatabın bildiği bir şeyi aktarıyorsa buna da lazim el faide ya da lazim faidetul haber demekteyiz. Öyleyse cümlenin içerdiği hükmü muhataba bildirmek maksadıyla ortada bir cümle varsa buna ne diyoruz? Faidetul haber demekteyiz. Yani yeni bir bilgi vermesinden dolayı. Ancak yeni bir bilgi vermiyor. Zaten muhatabın bildiği bir şey bu. Bu durumda da buna lazim faidetul haber demekteyiz. Bu kadar basit bir şey. Örneğin hadaral emiru. Emir geldi örneğinde. Şimdi bunu muhataba aktardığımızda bu muhatabın bilmediği bir şeyse bu faidetul haber olmuş olur. Ancak ente hadarte emse, sen dün geldin. Zaten muhatabın kendisi bunu biliyor. Bu eylemi kendisi gerçekleştirmiş. Buna da lazım faidetul haber demekteyiz. Velhamdülillahi rabbil alemin. Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Şimdi müellifimizin zikretmediği bir konuya temas etmek istiyoruz. Her şeyden önce agradul haber başlığı altında haberin amaçlarından bahsetmiştik ve bazen haber bize yeni bir bilgi sunabilir. Buna faidetul haber demekteyiz. Bazen ise yeni bir bilgi sunmaz. Muhatabın bildiği bir mesele olabilir. Buna da lazimu faidetul haber demekteyiz. Bunun dışında haberin kullanım yerleri vardır. En önemli olanlarını şu şekilde anlatabiliriz. Bazen haber dua anlamına gelebilir. Tebbet yeda ebi lehebim ve teb. Bakınız burada duadan maksat tabi burada beddua. Veyahut da rahimallahu racülen kâme mine'l-leyli fasallâ ve eyqadım râetehu fasallet. Örneğin geçen rahimallah ifadesi dua anlamına gelmekte. Bazen tahzir manasına gelebilir. İnnehu yarakum huve ve kabiluhu min heytu la tarahum. Burada tahzir, uyarı söz konusu. O şeytan ve taraftarları sizin kendilerinizi göremeyeceğiniz yerlerden sizi görüyorlar. Ebgadul helal ilallahi attalak. Örneğinde ise yine bir uyarı söz konusu. Bazen ise irşat, yol gösterme manasına gelebilir. Kullu nefsin zaikatul mevt, salatu leyli metna metna örneklerinde olduğu gibi. Bazen de idhar-ı zaf manasına gelebilir. İnsanın acziyetini ve güçsüzlüğünü gösterebilir. Rabbi inni vehenel azmu minni veşte'ale ra'su şeyba örneğinde olduğu gibi. Ya Rab, hakikaten benim kemiklerim zayıfladı. Başımın akı da tutuştu. Nehi manasına gelebilir. La yemessuhu illa mutahharun. Dolayısıyla ona tertemiz olanlardan başkası dokunamaz, dokunmasın manasına da gelebilir. Tahassür yani özlem. Rabbi inni vada'tuha unsa örneğinde olduğu gibi. Vat olarak gelebilir. Senurihim ayatina fil afaqi ve fi enfusihim. Yakında onlara ufuklarda ve kendi nefislerinde bulunan ayetlerimizi göstereceğiz. Vaid yani tehdit manasına gelebilir. Ve seya'lemu lezine zalemu eyye munkalebin yankalibun. Zulmedenler de nasıl bir değişime uğrayıp devrileceklerini yakında bilecekler. Bazen de istirham ve istitaf manasına gelebilir. Yani merhamet ve şefkat ummak manasına gelebilir. Rabbi inni zalemtu nefsi
örneğinde olduğu gibi. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Bu dersimizde adrubul haber dediğimiz haber çeşitlerini incelemiş olacağız Allah'ın izniyle. Haberleri üçe ayırmaktayız. İptidai, talebi ve inkari. Söylenen sözde maksat, muhataba bir hükmü açıkça ifade etmek olduğundan ihtiyaç nispetinde söylenmesi, meramı ifade edecek ölçüden az veya çok olmaması gerekir. Bu sebepten dolayı muhatabın değişik durumlarına göre cümle kurma şekilleri üç kısma ayrılır. Bakınız, حَيْثُ كَانَ قَسْتُ الْمُخْبِرِ بِخَبَرِ اِفَادَةَ الْمُخَاطَبِ. Bu haber çeşitlerini anlamaya çalışırken bizim ana ölçümüz, temel prensibimiz muhatabın kendisidir. Biz muhatabı merkeze alarak bu tasnifi yapmaktayız. Şimdi فَاِنْ كَانَ الْمُخَاطَبُ خَالِيَ الزِّهْنِ مِنَ الْحُكْمِ اُلْقِيَ اِلَيْهِ الْخَبَرُ مُجَرَّدًا عَنِ التَّأْكِيدِ. Muhatabın zihninde hüküm hakkında hiçbir bilgi, tereddüt veya kuşku yoksa sözü tekitsiz ve vurgusuz söylemek gerekiyor. Ne gibi? اَخُوكَ قَادِمٌ örneğinde olduğu gibi. Ama وَاِنْ كَانَ مُتَرَدِّدًا ف۪يهِ طَالِبًا لِمَعْرِفَتِهِ حَسُنَ تَوْكِدُهُ. Eğer mütereddit ise, şüphesi varsa, ama beri tarafta طَالِبًا لِمَعْرِفَتِهِ, o bilgiyi öğrenmek istiyor. Evet, şüphesi var, tereddüdü söz konusu ama bununla birlikte öğrenmeye çalışıyor. Öğrenme diye bir gayreti var. Bu durumda حَسُنَ تَوْكِدُهُ, bu cümlenin müekked halde gelmesi iyidir. Ne gibi? اِنَّ اَخَاكَ قَادِمٌ örneğinde olduğu gibi. Buna da talebi diyeceğiz. Ancak وَاِنْ كَانَ مُنْكِرًا لَهُ, muhatap verilen haberi, hükmü tamamen reddediyor, kabul etmiyor. Bu durumda وَجَبَ تَوْكِيدُهُ بِمُؤَكِّدٍ, yeri geldiği zaman bir müekkit, yeri geldiği zaman iki müekkit veya daha fazla. Tekide ihtiyaç vardır. حَسَبَ دَرَجَةِ الْاِنْكَارِ, inkarın derecesine göre yeri geldiğinde bir tekid edatı veya iki ya da ikiden fazla tekid edatını getirmemiz gerekiyor. Ne gibi? اِنَّ اَحَاكَ قَادِمٌ örneğinde sadece inne tekid olarak gelmiş. وَاِنَّهُ لَقَادِمٌ inne ve lam. Bir de وَاللّٰهِ اِنَّهُ لَقَادِمٌ örneğinde kasem, inne ve lam olarak gelmiş. Öyleyse muhatabı merkeze almak suretiyle haberi, iptidai, talebi ve inkari olmak üzere kaça ayırıyoruz? Üçe ayırmaktayız. Peki tekidi ne şekilde yapabiliriz? Enne, inne, lamul iptida, tenbih harfleri, kasem, tekid nunları, zaide harflerle, tekrir yani tekrar dediğimiz şeyi, kat, emma, eşşartiye ile yapabiliriz. İnnen örneğini şu şekilde verebiliriz mesela. İnnel mübezzirine kânu ihvâne şeyatin örneğinde geçtiği gibi. Bakınız burada inne ne yapıyor? Cümleyi tekit etmiş oluyor. Ve enne hâza sirâti mustakîmen fettebi'uhu. Yine burada enne. İnnallâhe cemîlun yuhibbul cemal inne. Burada cümleyi tekit etmiş oluyor. Bazen lâmul iptidâ ile gelebilir. Ne gibi? Lezeydun kaimun örneğinde olduğu gibi. Buradaki lam kasem değil, iptida lam olmuş oluyor. Ve tufidu et tevkid ve tekid ifade eder. Bazen emma eşşartiye ile gelebilir. Fe emma men a'ta ve attaka ve saddaka bil husna örneğinde olduğu gibi. Veyahut da وَأَمَّا الْمُؤْمِنُ فَاِنَّ اللّٰهَ يَدَّخِرُ لَهُ حَسَنَاتِ فِي الْآخِرَةِ örneğinde geçen emma gibi. Bazen sin ve sevfe ile yapılabilir. وَسَيَعْلَمُ الَّذ۪ينَ ظَلَمُوا اَيَّ مُقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ ayetinde geçtiği gibi. Veyahut da مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِ اللّٰهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ ayetinde geçtiği gibi. Bazen kat ile yapılabilir. قَدْ اَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى قَدْ اَفْلَحَ مَنْ اَسْلَمَ örneklerinde olduğu gibi.
kasem ile yapılabilir. Vel asr innel insane lefi husr ayetinde geçtiği gibi. Ve tallahi le ekidenne asnamekum ba'de en tuvelu mudbirin ayetinde geçen kasem, yani tallahi örneğinde olduğu gibi. لَعَمْرُكَ اِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ burada لَعَمْرُكَ kasem olarak gelmiş. Tekit nunlarla gelebilir. Bu muhaffefe ya da musakkale olabilir. وَلَاِنْ لَمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ لَيُسْجَنَنَّ örneğinde geçen nun. Bir de وَلَيَكُنَنْ مِنَ السَّاغِرِينَ buradaki birincisi nunu musakkale olmuş oluyor. İkincisi nunu muhaffefe olmuş oluyor. Tenbih harfiyle gelebilir. Ya la gibi, ne gibi? La uksimu. Zaide harflerle gelebilir. Tabi burada zaideden maksat la yasihu en nakule inneha zaidetun bima'ne enneha lagvun la faidete minha. Biz bunu kastetmiyoruz. Yani bir harfin zaide olması demek hiçbir anlamı yok, cümleyi bozuyor şeklinde anlamamak gerekiyor. Bilakis cümleyi tekit ediyor. Bunun da Kur'an-ı Kerim'de çok örneği var. Mesela مَا جَاءَنَا مِنْ بَشِيرٍ وَلَا نَذِيرٍ وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَنْ فِي الْقُبُورِ مَا جَاءَنَا مِنْ بَشِيرٍ وَلَا نَذِيرٍ ayetinde geçen min وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَنْ فِي الْقُبُورِ بِمُسْمِعٍ مَنْ فِي الْقُبُورِ ayetinde geçen ba فَلَمَّا أَنْ جَاءَ الْبَشِيرُ أَلْقَاهُ عَلَى وَجْهِهِ فَرْتَدَّ بَصِيرًا ayetinde geçen en gibi. Ya da مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُصَلِّ عَلَيَّ hadisinde geçen min gibi. Dediğimiz gibi bazen de tenbih harfiyle gelebilir. أَلَا اِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَاكِنْ لَا يَعْلَمُونَ اَمَا وَاللّٰهِ لَوْلَا اَنَّ الرُّسُلَ لَا تُقْتَلُوا لَدَرَبْتُ اَعْنَاقَكُمَا sözünde geçtiği gibi. Bazen innama ile gelebilir. اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ اِخْوَى اِنَّمَا الْاَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ gibi. Bazen zamir fasl ile gelebilir. وَاُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ayetinde geçtiği gibi. Bazen takdim مَا حَقُّ التَّخِيرِ sonra gelmesi gerekenin öne alınması. Ne gibi? İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. Burada iyyâke mef'ulü bih na'buduke şeklinde gelebilirdi ama gelmedi. Neden? Tekit etmek için. Aynı zamanda hasr ifade ediyor. Velillâhil hamdu rabbis semâvâti ve rabbil ardi rabbil âlemin ayetinde haberin başa alınması gibi. Dolayısıyla dediğimiz gibi iptidai, talebi ve inkari olmak üzere haberi ikiye ayırıyoruz. Ancak şunu hatırlatmamız gerekiyor. Burada müellifimiz buna temas etmemiş. Bazen haber gerekenin dışına çıkabilir. Yani bazen mütekellim bazı sebeplerden dolayı sözü söylenmesi gereken durumun dışında farklı bir uslup kullanma zorunda kalabilir. Ne gibi? Mesela iptidai yerine talebi cümlesini kullanması gibi. Sözün öncesinde haberin içeriğine dair bir işaret geçtiğinde bu durumda muhatap şüphe ve tereddüt konumuna konulur. وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا اِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ ayetinde geçtiği gibi. وَمَا اُبَرِّئُ بِنَفْسِي وَمَا اُبَرِّئُ نَفْسِي اِنَّ النَّفْسَ لَاَمَّارَةٌ بِسُوءٍ ayetinde geçtiği gibi. Bazen iptidai inkar yerine geçebilir. Ne gibi? Thumma innakum ba'de zalika lemeyitun. Bazen iptidai yerine inkari geçebilir. Yani ölüm herkesin bildiği bir şey ama Kur'an-ı Kerim ne yapıyor? Yine bunu tekit ediyor. Thumma innakum kelimesiyle bir de lemeyitun başındaki lam ile. Bazen İnkari yerine iptidai geçebilir. Dolayısıyla iptidai yerine bazen talebi geçebilir. İptidai yerine bazen inkari geçebilir. İnkari yerine bazen iptidai geçebilir. İlahukum ilahun vahid. Vahid. İlahukum ilahun vahid. Yani o kadar net bir gerçek ki tekit edilmeye bile ihtiyacı yok manasında. Velhamdülillahi rabbil alemin.
Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Bu dersimizde başlığımız el-kelamu alel-inşa şeklinde. Dolayısıyla inşai cümleleri işlemeye çalışacağız. İnşai cümleyi talebi ve gayri talebi olmak üzere ikiye ayırmaktayız. Talebiden maksadımız مَا يَسْتَدْعِ مَطْلُوبًا غَيْرَ حَاسِلٍ وَقْتَ talep. Talep esnasında henüz meydana gelmeyen isteği ifade eden cümleye talebi cümle demekteyiz. Dolayısıyla burada bir istek söz konusu. Ancak o istek henüz istek vaktinde meydana gelmiş değil. Mesela birisine oku dediğinizde burada bir matlup var, istek var. Ve o istek gayre hasilin, henüz meydana gelmiş değil. Vakta talep o isteğin söylendiği vakitte. Henüz o okuma işlemi gerçekleşmemiş. Yavrunuza oku diyorsunuz ya da herhangi bir şahsa yap diyorsunuz, işit, gör diyorsunuz. Daha o talep vaktindeyken o istek meydana gelmediyse buna biz talebi cümle demekteyiz. Gayri talebi ise böyle olmayandır. Yani gayri talebi daha çok nahiv ilminin konusu. Bu da medih ve zem fiilleri, kasem, taaccüp sigası, ef'al-u raca ve ukut sigaları şeklinde gelmekte. Burada bilhassa bizi ilgilendiren talebi olandır. Talebi olandır. Ve bu talebi beşe ayrılır. Emir, nehi, istifham, temenni ve nida. Demek ki inşai olan cümleyi ikiye ayırmaktayız. Talebi ve gayri talebi şeklinde. Esasen cümlenin iki çeşidinden bahsetmiştik. Birincisi haberi, ikincisi inşai. Haberi cümlenin مَا يَحْتَمِلُ أَسْصِدْقَ وَالْكَذِبْ manasına geldiğini ifade etmiştik. İnşai cümleden bahsederken ise مَا لَا يَحْتَمِلُ أَسْصِدْقَ وَالْكَذِبْ doğru ya da yanlış olma ihtimalinin olmadığı cümle yapısına, şekline ne diyoruz? İnşai cümle diyoruz. Bu inşai cümle de dediğimiz gibi talebi ve gayri talebi olmak üzere iki kısma ayrılmakta. Talebiden maksat dediğimiz gibi مَا يَسْتَدْعِ مَطْلُوبًا غَيْرَ حَاسِلٍ وَقْدَ talep. Kısacası istek ifade ediyor. Gayri talebide ise istek yok. Yani mesela ne güzeldir dediğimiz zaman نِعْمَ بِئِسَ ifadesi مَا أَعْجَبَهُ مَا أَكْرَمَهُ ne cömert adam. Bakınız burada bir istek yok. Aynı zamanda ne cömert adam dediğimizde bu haberi cümlede olamaz. Mecburen buna inşai demek zorundayız ama talep ifade etmediğinden dolayı inşai gayri talebi demekteyiz. Bilhassa biz burada talebi olanı işleyeceğiz ve bunun üzerinde duracağız. Bu da emir, nehi, istifham ve temenni, nida olmak üzere beşe ayrılır. Emir, nehi, istifham, nida ve temenni. Emir ile başlayalım. Şimdi emir ne demek? فهو الطلب الفعلي على وجه الاستعلاء. فهو الطلب الفعلي bir fiilin yapılmasını istemektir. على وجه الاستعلاء üst konumunda olan birisinin alt konuma bir istekte bulunması. Buna biz emir diyoruz. Dolayısıyla burada istiala kelimesi önemli. Yani üstten alta doğru yapılıyorsa buna biz emir diyebiliriz. Eğer eşit ise buna iltimas diyoruz. İkisinin konumu eşit ise buna iltimas diyoruz. Eğer alttan üste doğru bir talep varsa buna da dua demekteyiz. وَلَهُ أَرْبَعُ سِيَغٍ emrin dört tane sigası vardır. Bir, فِعْلُ الْاَمْرِ bizim bildiğimiz emir sigası hus, kul gibi, işrep örneklerinde olduğu gibi اُذِ الْكِتَابَ بِقُوَى Meryem suresi 12. ayet-i kerime burada hus kelimesi emir sigasıyla gelmiş. Ama hangi emir sigası? Fi'lül emir dediğimiz meşhur emir sigası. Bazen vel mudari'el makrunu billam lam ile gelebilir. Fiil-i muzari ki kendisine lam bitişmiş. Buna biz emri gayb demekteyiz biliyorsunuz. Li yunfiq zu sa'atin min sa'atihi. Talak suresi 7. ayet-i kerime. Bakınız burada emri gayip var. Yunfik ifadesi siga açısından emri gayip olmuş oluyor. Bazen de
fi'lül emr şeklinde geliyor ama ismu fi'l emr şeklinde gelebilir. Hayye alas salah, hayye alel felah örneklerinde olduğu gibi. Bazen de mastar emir fiilinin yerine geçebilir. Sa'yen fil hayri, iyiliklerde koş örneğinde olduğu gibi. Aslında burada is'a manasına gelmekte bu cümle. Bunu ifade ettikten sonra, şimdi burası önemli. Emir sigasının ne anlama geldiğini söyledik. Ancak bazen emir sigası ala vecil isti'la dediğimiz yapıdan çıkar, başka anlamlara gelebilir. Hatta istek olmaktan da çıkabilir. Bazen dua anlamına gelebilir. Evzi'ni en eşkure ni'meteke örneğinde olduğu gibi. Neml suresi 19. ayet-i kerime. Ya Rabbi, nimetlerine şükretmemi bana nasibi müyesser eyle. Elhimni şeklinde bunun manası veriliyor bu ayet-i kerimenin. İltimas manasına gelmekte. Ke kavlike limen yusavike. Seninle aynı konumda olan birisine diyorsun ki a'tini el kitabe. Bana kitabı ver. Yani bana kitabı verebilir misiniz manasına gelmekte. Bazen de temenni manasına geliyor. Ela eyyuhel leylu tavilu. Ey uzun gece. Ela ey gece. İnceli bi subhin. Sabah vaktiyle açığa çık. Şeklinde. Bakınız burada inceli kelimesi bir temenni. Buna biz emir diyemeyiz. Yani kişinin zamana emretmesi mümkün değil zaten. Bazen tehdit manasına gelebilir. İ'melu ma şi'tum, istediğiniz yapın. Burada ibaha ifade etmiyor. Yani istediğiniz her şeyi yapabilirsiniz manasına gelmiyor. Siz burada istediğiniz yapın ama bunun cezasını da göreceksiniz demektir. Bazen taciz ifade edebilir. Aciz bırakmaya yönelik bir ifade içerebilir. Ya lebekrin enşiru li küleyben. Ya lebekrin eyne eynel firaru örneğinde olduğu gibi. Bazen de tesviye ifade edebilir. Fasbiru evla tasbiru. İsterseniz sabrediniz, isterseniz sabretmeyiniz. Fark eden bir şey olmayacak manasına gelmekte. Bu cehennem ehline bir hitaptır. Dolayısıyla enşiru li küleyben. Yani ahyuhu manasına gelmekte. Onu diriltiniz, yaşatınız. Halbuki bir insanın başka bir insanı yaşatması, diriltmesi mümkün değildir. Ona hayat bahşetmesi mümkün değildir. Dolayısıyla burada bilhassa üzerinde durmamız gereken hususlardan bir tanesi, dediğimiz gibi inşai olan cümleyi talebi ve gayri talebi olmak üzere ikiye ayırmaktayız. İnşai talebi de beşe ayrılmakta. Bunlardan bir tanesi emir sigası. Bu emir sigası fi'lül emir şeklinde gelebilir. Yani yapı bakımından emir kipinde olan fiil manasına gelmekte. Ve'mur ehleke bis salati vastabir aleyha. Örneklerinde geçen ve'mur emret veyahut vastabir sabret. Ya gulamu semmillah ve kul biyeminik ve kul mimma yelik. Ey evlat, Allah'ın ismini unutma, besmele çek, sağ elinle ye ve önündekini ye ifadelerinde geçen semmi, kül ve kül ifadeleri bizim bildiğimiz emir sigası halinde gelmiş. Ama bazen emir lamı ile meczum olan müzari fiile gelebilir. Buna da biz emri gayip demekteyiz. Thumme liyakudu tefetehum vel yufu nuzurahum وَلْيَطَّوَّفُ بِالْبَيْتِ الْعَتِقِ ayetinde geçtiği gibi. Sonra kirlerini gidersinler, adaklarını yerine getirsinler, beyti atiki tavaf etsinler. لِيَأْكُلْ أَحَدُكُمْ بِيَمِينِهِ وَلْيَشْرَبْ بِيَمِينِهِ وَلْيَأْخُذْ بِيَمِينِهِ وَلْيُعْطِ بِيَمِينِهِ. Sizden biriniz sağ eliyle yesin, sağ eliyle içsin, sağ eliyle alsın, sağ eliyle versin. Hadisinde geçen liyekul, liyeşrab, liyekuz ve liyu'ti örneklerinde olduğu gibi. Bazen emir anlamlı isim fiil şeklinde gelebilir. Ya yuhellezine amenu aleykum enfusekum. Ey iman edenler, siz kendinizi düzeltmeye bakınız. Veyahut etesme'u hayye ala salati, hayye ala salati fe hayye hella. Haydin namaza, haydin felaha sözünü işitiyor musunuz? Öyleyse haydi koş örneklerinde geçen hayya ifadeleri.
Bazen de emir yerine geçen mastar şeklinde gelebilir. Bu durumda da وَبِلْ وَالِدَيْنِ اِحْسَانَ kelime mastar olmakla birlikte emir anlamını ifade edebilir. وَبِلْ وَالِدَيْنِ اِحْسَانَ yani اَحْسِنُوا بِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانَ manasına gelmekte. Ya da sabran ala yasirin yani usburu sabran ala yasir manasına gelmekte. Dediğimiz gibi bazen emir asli manasının dışına çıkabilir. Bu bazen dua anlamına gelebilir. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve ahlul ukdete min lisani yefkahu kavli ve ec'al li vezira min ehli Harun ahi uştud bihi ezri ve eşrikhu fi emri ayetinde geçen işrah ve ahlul ve ec'al uştud eşrikhu ifadeleri dua manasına gelmekte. Ya da Peygamber Efendimizin Rabbi ighfirli verhamni vecburni verzuqni verfa'ni Rabbim beni bağışla, bana merhamet et, benim kırıklarımı düzelt yani benim eksik olan yönlerimi düzelt manasında beni rızıklandır, benim derecemi yükselt ifadesinde geçen ighfir, irham, ucbur, urzuk, irfa kelimeleri dua manasına gelmekte. Bazen de ibaha ifade edebilir. Yani izin ve ruhsat manasına gelebilir. Kulu veşrebu heni'en bima kuntum te'ammelun ayetinde geçen kulu veşrebu ifadeleri. Yani yiyiniz içiniz, yiyebilirsiniz, içebilirsiniz manasına gelmekte. Bazen taciz ifade edebilir. Fedra'u an enfusikum el mevte. Öyleyse kendinizden ölümü uzaklaştırınız. Halbuki insanın ölmemesi mümkün değil ve ölüme engel olması da hiçbir şekilde mümkün olamaz. Bazen tehdit, vaid ve tevbih ifade edebilir. Yani tehdit, korkutma ve azar manasına gelebilir. قُلْ اِنْتَظِرُوا اِنَّا مُنْتَظِرُونَ de ki bekleyiniz. Şüphesiz biz de beklemekteyiz. Bakınız bekleyin ifadesinde tehdit ve korkutma manası var. فَذَرْهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُعَدُونَ artık sen onları bırak. Onlar vaat edilen kendi günlerine kadar dalsınlar ve oynaya dursunlar. Ayetinde geçen فَذَرْهُمْ ifadesinde bir tehdit ve korkutma söz konusu. اِذَا لَمْ تَسْتَحِي فَفْعَلْ مَا شِيْتَ utanmıyorsan dilediğini yap. Burada kınama ve yine aynı şekilde korkutma söz konusu. Bazen irşat manasına gelebilir. Huz el afve eğer ayeti okursak huz el afve ve emur bil urfi ve a'rid anil cahilin. Burada yol gösterme var. Ya siz şunu yapın manasında. İttakillâh haythumâ kunta ve etba'il seyyiatel hasenete temhuha ve hâliqin nâse bi hulukin hasen örneğinde olduğu gibi yine. Bazen dediğimiz gibi tesviye manasına gelebilir. Bu da İstagfir lehum ev la testagfir lehum ya da okumuş olduğumuz ayet-i kerimede fasbiru ev la tasbiru. Bazen de temenni manasına gelebilir. Rabbena ahricna minha fe in udna fe inna zalimun ayetinde geçen ahricna. Ya Rabbi bizi ateşten çıkar. Yani bir temenni söz konusu. Bazen teshir alay etme manasına gelebilir. Kale lehum Musa elgu ma entum mulkun. Musa onlara şunu söylemişti, atacağınızı atınız. Bazen ihane, hor görme manasına gelebilir. Kunu icareten ev hadide. Aynı zamanda burada taciz de söz konusudur. Velhamdülillah Rabbil Alemin. Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Bu dersimizde Cenab-ı Hakk'ın izniyle nehi konusunu işlemiş olacağız. Nehi ne demektir? Fehuve talabul keffi anil fi'li ala vecil isti'la. Bir şeyin yapılmamasını istemektir. İsteyen kişinin makamca üstün olması gerekiyor. Bakınız, talabul keffi anil fi'li. Bir şeyin yapılmasını istememek manasına gelmekte. Ala vecil isti'la. İsti'la kelimesini emir konusunda işlemiştik. Bu emri veren kişinin, bu talepte bulunan kişinin makamca daha üstün olması gerekiyor. Ve lehu sigatun vahidetun. Bunun da tek bir sigası vardır. وهي المضارع مع لا الناهية لا الناهية ile birlikte gelen müzari sigası. Ne gibi? ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها örneğinde olduğu gibi. Ancak
Bazen emirde olduğu gibi nehi de asli sigasının dışına çıkabilir. Bazen dua, bazen efendime söyleyeyim temenni, iltimas, tehdit manasına gelebilir. Onu da unutmayalım inşallah. Zaten bunun örneklerini vereceğiz. Şimdi dua örneği olarak müellifimiz فَلَا تُشْمِتْ بِيَلْ اَعْدَى şeklinde örnek vermiş. Dipnota da geçtiği gibi bu örnek çok da doğru bir örnek değildir. Bunun yerine رَبَّنَا لَا تُعَخِذْنَا اِنَّسِينَا اَوْ اَخْتَنَا örneğini vermemiz daha doğru olmuş olur. Bazen iltimas manasına gelebilir. La tabrah min mekanike hatta arci'a ileyke. Sana gelinceye kadar, dönünceye kadar yerinden ayrılma. Tabi bunu kime söylüyorsun? Tekavlike limen yusavike. Senin gibi eşit olan birisine bunu söylüyorsan. O zaman iltimas olmuş olur. Bazen de temenni manasına gelebilir. Ya leylu tul, ya nevmu zul, ya subhu kif, la tatlu'i. Ey gece uza, ey uyku gelme. Yani ey gözlerim uyuma manasında. Ya subhu kif, ey sabah vakti dur. La tatlu'u, doğma örneğinde olduğu gibi bu temenni ifade ediyor. Yani insanoğlu güneşin doğmasına, sabahın olmasına engel olamaz. Bazen de tehdit manasına gelebilir. Şimdi nehi kerahet, yani hoş görmeme manasına gelebilir. La temşi fil ardi meraha ayetinde olduğu gibi. Veyahut da feyza sallaytum fela teltefitu hadisinde geçtiği gibi. Bazen dua anlamına gelebilir. Bunun örneğini Rabbena la tuahidna innesina ev ehtana şeklinde verdik. Bazen irşat, yani yol gösterme manasına gelebilir. La tes'elu an eşya'e in tübde lekum tesukkum örneğinde olduğu gibi. Bazen teis, yani ümitsizliğe düşürme manasına gelebilir. La te'tediru kad kefertum ba'de imanikum. Özür dilemeyiniz, sizin imanınızdan sonra, siz imandan sonra küfre saptınız, inkar ettiniz. Bu cehennem ehline bir hitaptır. Dolayısıyla onları ümitsizliğe sevk ediyor ve düşürüyor. Bazen hazırlama manasına gelebilir. قَالَ يَبْنَ اُمَّ لَا تَأْخُذْ بِلِحْيَةِ وَلَا بِرَاسِ Hazreti Harun, Hazreti Musa'ya şunu söyledi. Ey annemin oğlu, sakalımı ve başımı tutup yolma şeklinde bir nevi bir azarlama, tevbih söz konusu. Dolayısıyla şunu bilmemiz gerekiyor her şeyden önce. Nehi sigası talabul keffi anil fi'li, bir şeyin yapılmasını istememektir. Bir şeyden alıkoymaktır. Ama ne şekilde olacak? Ala vecil isti'la, yüksek makamdan alt makama yapılması gerekiyor. Bazen de bu asli sureti dışına çıkabilir. Dua, tehdit, teyiz, hatta irşat manasına gelebilir. Bunların da örneklerini vermiş olduk. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Bu dersimizde istifham konusunu işleyeceğiz Allah'ın izniyle. Peki istifham ne demektir? فَهُوَ طَلَبُ الْعِلْمِ بِشَيْءٍ Bir şeyi öğrenme isteğine istifham demekteyiz. Bazı bilginler طَلَبُ الْعِلَمِ بِشَيْءٍ şeklinde de tarifini yapmaktadırlar. Şimdi istifhamın edatları vardır. Birincisi hemze, daha sonra hel, ma, men, meta, eyyane, keyfe, eyne, enna, kem ve eyyü şeklinde. Her bir istifham edatının özel bir manası, hatta özel birkaç manası olduğundan dolayı hepsini teker teker işlemek durumundayız. İlk önce hemze ile başlayalım. Hemze bazen tasavvur, bazen tasdik için gelebilir. Daha öncesinde mantık derslerimizde tasavvurat ve tasdikat konusunu işlemiştik. Burada da hemen hemen aynı anlama geliyor. Tasavvur idrakül müfred, müfredin idrak edilmesi manasına gelmekte. Tasdik ise idrakül nisbe ya da idrakül hüküm manasına gelmekte. Burası pek anlaşılmayabilir. Yani mantık okumayan birisi bu bölümü anlayamayabilir. Ancak bir örnek üzerinden gidersek daha doğru bir şekilde
anlaşılmış olacak. Örneğin, Aliyyü musafirun em halidun? Yolculuk yapan Ali midir yoksa Halit midir? Böyle bir soruya şahıs ismi verdiğimizde, yani özneyi söylediğimizde bu tasavvur olmuş oluyor. Şimdi Aliyyun musafirun em halidun dediğimizde buna evet ya da hayır şeklinde bir yanıt veremeyiz. Ya Ali ya da Halit dememiz gerekiyor. Bu kadar basit bir şey. Yani burada tayin söz konusu. Demek ki soruyu soran kişi yolculuğun yapıldığını biliyor ama yolculuğu kimin yaptığını bilmiyor. Onun için özneyi öğrenmeye çalışıyor. Nispette ise daha çok eyleme yönelik bir soru vardır. Ki buna da tasdik demekteyiz. وَالْتَصْدِقُ هُوَ اِدْرَاكُ النِّسْبَ ya da اِدْرَاكُ الْحُكُمْ demekteyiz buna. اَسَّافَرَ عَلِيُنْ Ali yolculuk yaptı mı? Buna Ali şeklinde yanıt veremeyiz. Ya evet dememiz gerekiyor ya da la dememiz gerekiyor. Evet yani yolculuk yaptı manasında, la hayır yolculuk yapmadı manasında. Öyleyse soruya şahıs ismi şeklinde yanıt verdiğimizde bu tasavvur olmuş oluyor. Eğer evet ya da hayır şeklinde bir cevap verme şansına sahip isek buna da tasdik demekteyiz. وَالْمَسْؤُولُ عَنْهُ فِي التَّصَوُّرْ مَا يَلِي الْهَمْزَةَ وَيَكُونُ لَهُ مُعَادِلٌ يُذْكَرُ بَعْدَ اَمْ وَتُسَمَّى مُتَّصِلَ فَتَقُولُ فِي الْاِسْتِفَامِ Şimdi gelelim E.M kalıbına. Buradaki M'e biz muadil demekteyiz. Daha önceki tefsir derslerimizde geçen kavramlardan bir tanesi bu aynı zamanda. Öyle olunca bu eme muadile demekteyiz. Em el muadile. Bazen bu em el mukati şeklinde gelebilir. İlk önce emin örneğini verelim. Yani muadile olanın. Bu durumda muadile olunca ve manayı birleştiriyorsa biz buna muttasıl demekteyiz. Ama bel manasına gelecekse buna da mukatı demekteyiz. Örneğin ente fealte hâze em Yusuf'u. Sen mi bunu yaptın, Yusuf bunu yaptı. Bakınız muadil yani eylemi sizden biriniz yaptı. Sen mi yoksa Yusuf mu şeklinde bir soru sormuş oluyoruz. Bu bazen müsned-i ileyhiye sorulan bir soru, bazen de müsnede sorulan bir soru olabilir. Bazen de muadil zikredilmez. Nispete gelince, nispette ise bu muadil munkatı oluyor ve bel manasına gelmiş oluyor. Dolayısıyla hel ca'e sadiquka şeklinde sorulan bir soruya evet ya da hayır şeklinde yanıt vermemiz gerekiyor. Ve burada muadili zikredemeyiz. Yani hel konusuna geçiyoruz. Bu ikinci maddemiz. Hemzeden bahsederken bu hemze yeri geldiği zaman tasavvur için, yeri geldiği zaman ise tasdik için gelebilir. Onu tekrar hatırlatmış olalım. Burada bilmemiz gereken nokta burası. Yani hemze bazen tasavvur, bazen tasdik için gelebilir. Zaten örneklerini verdik. Ancak burada artı olarak bilmemiz gereken konu bu M el-muadil olan M. Yani E nokta nokta M şeklindeki formatta yer alan M kelimesine muadil demekteyiz. Bu muadil bazen muttasıl olabilir, bazen mukatı olabilir. Bazen muttasıl, bazen mukatı olabilir. Eğer tasavvur soruluyorsa bu muttasıl olduğunu göstergesi. Eğer tasdik soruluyorsa bu mukatı olduğunu göstergesi. Bazen de hasfa gidebilir. Ve özellikle tasdikte bel manasına geldiğini de hatırlatmamız gerekiyor. Şimdi ikinci edat hel edatı. Bununla sadece tasdik sormak için kullandığımız edatlardan bir tanesi. Hel ca'e sadiquke. Arkadaşın geldi mi? Bu şekildeki soruya evet ya da la şeklinde cevap verebilirsin. Dolayısıyla burada muadilden bahsedemeyiz. Hel ca'e sadiquke em aduke denilemez. Bu cümledeki yanlış olan şey hel'in gelmesi. Hel nokta nokta em kalıbı yanlıştır. Ama e nokta nokta em kalıbı doğrudur. Onun için helde sadece tasdik sorulur. Helde ikiye ayrılır. Basite ve mürekkebe. Basite demek bir şeyin varlığı soruluyorsa. İn istufime biha an vücudi şeyin fi nefsi. Bir şeyin varlığı soruluyorsa buna hel basite demekteyiz. Hel anka'u mevcude. Anka kuşu var mıdır? Bakınız bir şeyin varlığını, zatını, nesnel durumunu soruyoruz.
Mürekkep ise o şeyin niteliğini soruyoruz. İn istufime biha an vücudi şeyin li şeyin. Bir şeyin varlığının bir niteliğini sormuş oluyoruz. Ne gibi? Hel tabidu el anka'u. Anka kuşu yumurtlar mı? Yavrusu olur mu? Şeklindeki bir soru. Bakınız hel mürekkebe manasına gelmekte. Öyleyse bu hel ile bazen bir şeyin varlığını sorabiliriz. Buna basite demekteyiz. Bazen de bir şeyin özelliğini, sıfatını, niteliğini sorabiliriz. Buna da mürekkebe demekteyiz. Örneklerini verdik. Bir üçüncü maddemiz ma. Ma bazen bir ismin şerh edilmesi, müsemmanın hakikati ve bir şeyin haleti ve vaziyeti sorulabilir. Bir şeyin bir ismin şerhi ne demektir? Mesela mel asjedu evi lüceynu. Asjed ne demektir? Lüceyn ne demektir? Böyle bir soru sorulduğu zaman buradaki maksat izah istemektir. Yani bunun tarifi isteniyor, açıklanması isteniyor. Bazen de bir müsemmanın hakikati istenebilir. Mel insanı, insanın mahiyeti nedir? İnsan nasıl bir varlıktır? Şeklinde onun mahiyetine yönelik bir soru anlamına gelebilir. Bazen de اَوْ حَالُ الْمَذْكُورِ مَعَهَا كَقَوْلِكَ لِقَادِمٍ عَلَيْكَ. Sana gelen birisine مَا أَنْتَ diyorsun. Sen nesin? Yani buradaki bu soruyu soran kişi, mütekellim, aslında muhatabı görüyor. Muhatabın farkında ama مَا أَنْتَ demek suretiyle sen dost musun, düşman mısın, ins misin, cin misin şeklinde ne yapıyor? Soru soruyor. Yani onun haletini öğrenmeye yönelik bir soru edatı bu. Ma ente şeklinde geldiği zaman. Karşıdan birisinin geldiğini görüyor. Bunun farkında ama in mi, cin mi, efendime söyleyeyim dost mu, düşman mı? Bunu öğrenmeye yönelik, onun haletini, onun yaklaşma biçimini öğrenmek adına ma ente şeklinde soru sorabilir. Ya da soru sorduğu zaman o zaman halul mezkuri ma'ah manasına gelebilir. Meni hepimiz biliyoruz. Men yutlabu biha ta'yunul ukala. Men fetaha Mısır'a. Mısır'ı kim fethetti? Bakınız akıllı kişilerin durumunu, vaziyetini öğrenmek için sorduğumuz sorulardan bir tanesi. Ama meta daha çok zaman için geliyor. Men akıllı kişiler için. Genellikle bu şekilde. Ama bazen ve minhum men yemşi ala batnihi ve minhum men yemşi ala arba' örneğinde olduğu gibi akıllı olmayan varlıklar için de kullanılabilir. Meta zamanı sormak için gelir. Bu mazi olabilir, müstakbel olabilir, fark etmez. Meta ci'te şeklinde soru sorabiliriz. Yani geçmiş zamana yönelik bir soru bu. Ve meta tezebu şeklinde gelecek zamana da yönelik olabilir. Eyyane'ye gelince özellikle eyyane gelecek zaman için kullanmış olduğumuz soru edatlarından bir tanesi. Yes'elu eyyane yevmul kıyame. O inkarcı kıyamet ne zamandır diye sorar. Bakınız gelecek zamanı anlatıyor. Keyfe ise durumu tayin etmek için var olan bir edattır. Keyfe ente nasılsın, durumun nasıl, vaziyetin nasıl şeklinde bir tercümesini yapabiliriz. Eyne mekan için gelir. Eyne tedebu nereye gidiyorsun? Mekanı tayin etmek için sorulan sorulardan bir tanesi. Enne'ye gelince bu enne bazen keyfe manasına gelebilir. Enne yuhyi hâzihi llâhu ba'de mevtiha. Ölümünden sonra Cenab-ı Hak bunu nasıl diriltecek? Bakınız enne keyfe manasına gelmiş oldu. Bazen min eyne manasına gelebilir. Ya Meryem'u enne leki hâza. Bu sana nereden geldi? Bakınız min eyne manasına gelmiş oldu. Bazen de meta manasına gelebilir. Enna tekunu ziyadetun nili. Yani meta. Nil nehri ne zaman suyu artar? Tabi burada dediğimiz gibi her bir istifham edatının özel bir manası vardır. Bazen de birkaç manası olabilir. Bazen de birbirinin yerine geçebilir. Yani bazen men akılsız varlıklar için gelebilir. Okumuş olduğumuz ayette görmüş olduğumuz gibi. Asset kelimesi biliyorsun altın manasına gelmekte. Lücen ise gümüş manasına gelmekte. İnsanın hakikati nedir diye sorduğum zaman hayvan natikun şeklinde
cevap vermiş oluyoruz. Kem ise kapalı olan bir sayı öğrenmek üzere sorulan bir edat. Kem lebistum, ne kadar kaldınız? Bakınız, mütekellim bunu bilmiyor, öğrenmeye çalışıyor. Eyyü kelimesi ise iki şeyi ayırt etmek için kullanılan bir edattır. İki şey, yani ortak olan iki şey vardır. Biz bunları ayırt etmek istiyoruz. Eyyül ferikeyni hayrun makama. Hangi grubun yeri, konumu daha iyidir? Yani müminlerin durumu mu daha iyi yoksa inkarcıların durumu mu? Bakınız, ortak olan iki şeyi ayırt etmek için sorduğumuz edatlardan bir tanesi. Bazen zaman, bazen mekan, bazen hal, bazen adet, bazen akıllı, bazen akılsız kişiler için de kullanılabilir. Hesebe ma tudafu ileyhi. Burada izafe edildiği şey önemli. Yani bunun kullanım alanı çok geniştir. Şimdi istifhamın genel durumu bu şekilde. Ancak bazen istifham asli manasının dışına çıkabilir. Dediğimiz gibi edatlardan bir tanesi hemze ne gibi? Efela yetedebberunel Kur'an. Ema şebi'ati örneğinde olduğu gibi hel var. Hel min halikin gayrullah fe hel min valideyke ahadun hayyun şeklinde sorular sorulabilir ama burada nefi manasına gelmiş oluyor. Hel cezaul ihsan iler ihsan örneğinde olduğu gibi. Onun için her bir edatın da asli manasının dışına çıktığını da görebilmekteyiz. Bazen tesviye için gelebilir. Sevaun aleyhim e'enzertehum emlem tunzirhum. Onları uyarsan da uyarmasan da birdir. Bakınız burada em kalıbı tesviye için gelmiş oldu. Bazen nefi manasına gelebilir. Hel mesela daha çok tasdik için geldiğini söylemiştik. Ama buradaki manası ma demektir. Hel ma cezaul ihsani iler ihsan. Nefi manası var. İnkar manasına gelebilir. E gayrallahi ted'un. Eleysallahu bikafin abde. Bakınız burada bir inkar söz konusu. Allah dışındaki başka bir şeye mi tapıyorsunuz? Bir yadırgama söz konusu. Eleysallahu bikafin abde. Cenab-ı Hak kuluna kafi değil midir? Şeklinde. Tabi burada müellifin verdiği bu örnekte yani fihi nazar dememiz gerekiyor. Tam da doğru bir örnek olduğunu söyleyemeyiz. Emir manasına gelebilir. Fehel entum muntahun, vazgeçmeyecek misiniz? Bakınız hel ile gelmiş ama intehu manasına gelmekte. Vazgeçin manasına geliyor. Bazen nehi manasına gelebilir. Etehşevnehum, onlardan mı korkuyorsunuz? Onlardan mı korkuyorsunuz? Yani onlardan korkmayın manasına gelmekte. Teşvik manasına gelebilir. Hel edullukum ala ticaretin tunciikum min azabin elimin. Acı veren bir azaptan sizi kurtaracak olan bir ticaretten haber vereyim mi? Bakınız teşvik manasına gelmiş oldu. Bazen tazim manasına gelebilir. Men zellezi yeşfeu indehu illa biizni. Burada bir tazim söz konusu. Bazen de tahkir manasına gelebilir. اَهَذَا الَّذِي مَدَحْتَهُ كَتِيرًا. Senin övdüğün kişi bu mu? Bakınız tahkir, küçümseme manası söz konusu. وَالْحَمْدُ رَبِّ الْعَالَمِينَ. Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Bu dersimizde temenni ve nida konusunu işleyerek inşai, talebi maddeleri bitirmiş olacağız. Temenni فَهُوَ طَلَبُ شَيْءٍ مَحْبُوبٍ لَا يُرْجَ حُسُولُهُ لِكَوْنِهِ مُسْتَحِيلًا اَوْ بَعِدَ الْوُقُوعِ. Temenni ne demektir? Temenni şu anlama gelmekte. Meydana gelmesi umulmayan veya umulan bir isteği dile getirmektir. Talabu şeyin mehbubin, sevilen bir şeyin meydana gelmesini istemektir. Ancak la yurca husuluhu, meydana gelmesi pek umut edilmiyor. Niçin? Likevnihi müstahilen, tamamen imkansız olduğu için. اَوْ بَعِيدَ الْوَقُعِ ya da meydana gelmesinin uzak bir ihtimal olmasından dolayı. Şimdi اَلَا لَيْتَ الشَّبَابَ يَعُودُ يَوْمًا فَاُخْبِرَهُ بِمَا فَعَلَ الْمَشِيبُ. Keşke gençlik geri dönse bir gün, yaşlılığın bana ne yaptığını ona anlatsam. Şimdi bu müstahil dediğimiz yani imkansız bir şey. Ama
Eğer meydana gelme ihtimali varsa, bu durumda da buna taraci demekteyiz. İlk önce müstahilin örneğini verdik biz. Ela leyte şebabe yaudu yevmen fe ukhbirehu bima fa'al meşibu. Bu müstahil, yani olması mümkün değil. Bazen de ba'id el vuku dediğimiz meydana gelmesi uzak bir ihtimal olduğu için. Ne gibi? Leyteli elfe dinarin örneğinde olduğu gibi. Dolayısıyla bu birinci örnek müstahilin örneği olurken, ikinci örnek ise ba'id el vuku ifadesinin örneği olmuş olduğu. Buna temenni denilmekte. Taraci ise meydana gelme ihtimali söz konusu olabilir. Buna imkansız diyemeyiz. Dolayısıyla bu daha çok asa ile gelebilir. Bazen le'alle ile gelebilir. Ne gibi? Le'allallahu yuhdithu ba'de zâlike emra. Şimdi temenninin dört tane edatı var. Bir tanesi aslidir, o da leyte. Diğerleri ise asli değil. Ne gibi? Hel, lev ve le'alle gibi. فَهَلْ لَنَا مِنْ شُفَعَاءَ فَيَشْفَعُ لَنَا. Keşke bir takım aracılar olmuş olsalardı da bize şefaat etmiş olsalardı. Yani bakınız burada bir temenni söz konusu. Ancak le'alle yok burada. Hel olarak gelmiş. Ama hel gerçek anlamı aslında istifham içindi. Buradaki manası her ne kadar temenni olsa dahi. Lev için de aynı şey geçerli. فَلَوْ اَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. Keşke bir daha bir geri dönüş olmuş olsaydı da müminlerden olmuş olsaydık. Bakınız burada da bir nevi leyte manası söz konusu. Le'alle'ye baktığımız zaman Esir bel qata hel men yu'iru cenahahu le'alli ila men qat evitu atiru. Le'alli ila men qat evitu atiru. Dolayısıyla ey kuşlar grubu, zümresi, fırkası manasına gelmekte. Hel men yu'iru cenahahu, kanadını emanet olarak veren var mı? Umulur ki sevdiğim kişiye uçar giderim şeklinde bir beyit bu, bir şiir. Bakınız burada le'alli kelimesi yani leyteni manasına gelmiş. Ancak dediğimiz gibi asli olan leytedir, diğerleri ise asli değildir. Nida konusuna geçelim. Nida ne demektir? فَهُوَ الطَّلَبُ الْاِقْبَالِ بِحَرْفِ النَّائِبٍ مَنَابَ اَدْعُوهُ. فَهُوَ الطَّلَبُ الْاِقْبَالِ bir kişinin yönelmesini istemektir. بِحَرْفِ النَّائِبٍ مَنَابَ اَدْعُوهُ. اَدْعُو yerine geçen harflerden birisiyle. Şimdi bunlar da 8 tane. Ya, Hemze, Ey, A, Ay, Eya, Heya, Va gibi. Hemze, yakın olan birisine seslenmek için kullandığımız edatlardan bir tanesi. Diğerleri ise uzaklık için gelir. Daha doğrusu Hemze ve Ey, bakınız Hemze ve Ey yakın için gelir. وَغَيْرُهُمَا Ey ve Hemze dışındakiler ise ba'id, uzak olan birisine seslenmek için kullanmış olduğumuz edatlardır. Ama bazen yer değişikliği yaşanabilir. وَقَدْ يُنَزَّلُ الْبَعِيدُ مَنْزِلَةَ الْقَرِيبِ فَيُنَادَ بِالْهَمْزَةِ وَاَيْ اِشَارَةً اِلْ اَنَّهُ لِشِدَّةِ اِسْتِحْدَارِهِ فِي ذِهْنِ الْمُتَكَلِّمِ صَارَ كَالْحَاضِرِ مَعَهُ. Bazen uzak olan yakın için, yakın olan uzak için kullanılabilir. Bunun da bir takım sebepleri, gerekçeleri vardır. Böylelikle dersimizi Cenab-ı Hakk'ın izniyle bitirmiş oluyoruz. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Hatırlayacağınız üzere kelamı, haberi ve inşayı olmak üzere iki gruba ayırmıştık ve inşainin talebi ve gayri talebi olmak üzere ikiye ayrıldığını söylemiştik. İnşai talebi olanı bitirdik. İnşai gayri talebi olana gelince daha çok taaccüp, kasem, ukut sigaları gibi gelmekte. وَاَنْوَاعُ الْاِنْشَاءَ غَيْرُ الطَّلَبِ لَيْسَتْ مِنْ مَبَاحِثِ عِلْمِ الْمَعَانِ. Aslında bu maani ilminin konusu değil, daha çok nahiv konusu olması itibariyle فَلِذَا دَرَبْنَا صَفْحًا عَنْهَا. Bu konuyu işlemedik diyor müellifimiz. Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Bu dersimizde zikir ve hazif konusunu işlemiş olacağız. Söylenmesi gereken kelimenin cümlede bulunmasına zikir,
söylenmesi gerekmeyen kelimenin cümlede bulunmamasına ise hazif demekteyiz. Tabi burada vaziyet değişik olabilir. Bazen zikir asıl iken bazen hazif asıl olabilir. İkisinin taarruz etmesi halinde artık duruma göre ya zikir ya da hazif yapmak durumundayız. Peki zikrin amacı ne, gayesi ne, temel sebebi ne? Birinci madde ziyadetü takriri vel izahi. Daha fazla bilgi vermek, olayı netleştirmek. Ulaike ala huden min rabbihim ve ulaike humul muflihun ayetinde olduğu gibi. Bakınız iki tane ulaike kelimesi gelmiş burada. Bilhassa burada müminlerin kurtuluşa eriştiğini hatırlatıyor, onaylıyor ve bunu açık seçik bir şekilde dile getirmiş oluyor. Bakara suresi 5. ayet-i kerime. Bazen de وَالْتَسْجِيلُ عَلَى السَّامِعِ حَتَّى لَا يَتَأَتَّ لَهُ الْاِنْكَارِ. Herhangi bir inkarın sadır olmaması için, herhangi bir reddetme durumunun hasıl olmaması için bir nevi dinleyiciye olayı kabul ettirmek, tescil ettirmeye çalışmak. Şimdi mesela hakim şahide şunu söylüyor. هَلْ اَقَرَّ زَيْدٌ هَذَا بِأَنَّ عَلَيْكَ ذَا. Şahit şunu söylüyor. نَعَمْ زَيْدٌ هَذَا اَقَرَّ بِأَنَّ عَلَيْكَ ذَا diyor. Bakınız Zeyd kelimesini zikretti ve böylelikle manayı ne yaptı? Pekiştirmiş oldu. Ve bilhassa burada Zeydun Haza demek suretiyle bu Zeyd, evet bakınız bu Zeyd demek suretiyle başka bir Zeyd değil, bilhassa şu kendisinden bahsedilen Zeyd manasında Haza kelimesini getirmiş. Peki hazif ne zaman olur? Hazif, ihfa'ul emri an gayr muhatap. Bir durumu gizlemek olabilir. Mesela akbele. Ali'nin geldiğini söylüyorsun ama akbele geldi diyorsun. Failden bahsetmiyorsun. Veyahut da zamanın ve zeminin uygun olmamasından dolayı, sıkışık olmasından dolayı. Bu da bir acıdan dolayı olabilir. Liteveccüh. Acı, ızdırap. Kâle li keyfe ente kultu alilu seharun daimu ve hüznü tabilu. Şimdi bana dedi ki nasılsın diye sordu. Bu bir şiir. Ben de ona dedim ki hasta, geceleri uykusuz ve uzun bir üzüntü şeklinde yanıt verdim. Bakınız burada ene kelimesi hasfe gitmiş. Çünkü burada şair kendisinden ziyade kendi haletini daha ön plana çıkartmaya çalışıyor. İkinci madde ise لِخَوْفِ فَوَاتِ فُرْسَةٍ bir fırsatın elden kaçmasına dair endişenin olması. Mesela avcı diyor ki gazal, ceylan demek istiyor. Yani haza gazalun manasında. Dolayısıyla mübtedayı hasfe götürmüş oluyor. Bir diğer sebep ise ta'min bi ihtisarin. Cümlede bir şey hasfe gidiyor. Amaç onu evrensel hale getirmek, genellemek. Mesela وَاللّٰهُ يَدْعُوا اِلَى دَارِ السَّلَامِ. Cenab-ı Hak cennete davet etmekte. Cennete davet ediyor. Kimleri? Bakınız burada ibadahu kelimesi hasfe gitmiş. Herkes bu kapsamın içine girsin diye. Herkes bu ayetin muhatabı olsun diye. Bazen de tenzil el mutaaddi menzilete lazim li'ademi taalluqil garadi bil ma'muli. Bazen mutaaddi olan bir kelime lazime olarak gelebilir. Sebep ise ma'mule ihtiyacın olmaması. Ne gibi? هَلْ يَسْتَوِ الَّذ۪ينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذ۪ينَ لَا يَعْلَمُونَ. Hiç bilenle bilmeyen eşit olabilir mi? Buradaki bizim temel maksadımız bilmektir. Yoğunlaştığımız alan burası. Yoksa neyi bildikleri, neyi bilmedikleri önemli değil de esas olan bilen ve bilmeyen. İşte ne olmuş oldu? Bir nevi mütaaddi olan bir kelimeye lazimi sıfatını vermiş oluyoruz. Bazen de fail korkudan dolayı hasfe gidebilir. Bilindiğinden dolayı, bilinmediğinden dolayı. Ne gibi? Surikal meta'u. Eşya çalındı. Bunun faili bilinmiyor ya da korkudan dolayı söylenmiyor. Kulikal insanu da'ifa ayeti içinde aynı şey geçerli. Bilindiğinden dolayı diyebiliriz buna biz. Şimdi surikal meta'u bu korku olabilir. Ya da bilmeyebilir. Ama kulikal insanu da'ifa bilindiği için İnsan zayıf bir şekilde yaratılmıştır. Peki yaratan kim? Cenab-ı Hak. Burada bilinme söz konusu. Onun için zikredilmesine gerek yok. Şimdi zikir ve hazif konusu gerçekten önemli bir mesele. Özellikle ayetlerin ve hadislerin doğru anlaşılmasında
başvurduğumuz önemli konulardan bir tanesi. Zikir, söylenmesi gereken kelimenin cümlede bulunması olduğunu söyledik. Hazif ise söylenmesi gerekmeyen kelimenin cümlede bulunmaması manasına gelmekte. Ancak bazen zikir ve hazif bazı sebeplerden dolayı yapılabilir. Mesela ne zaman zikir olur? Ettenbih ala gabaveti samihi. Muhatabın kalın kafalı olduğunu anlatmak üzere. Qalu e ente fealte hâze bi âlihetine ya İbrahim. Qale bel fealehu kebirhum. Örneğinde olduğu gibi. Ya da izah ve takrir için gelebilir. Örnek verdiğimiz gibi. Ulaike ala huda min rabbihim ve ulaike humul muflihun. Bazen sözü uzatmak olabilir. Ve ma tilke bi yeminike ya Musa. Qale hiye asaya. اَتَوَكَّوْ عَلَيْهَا وَاَهُشُّ بِهَا عَلَى غَنَمِ وَلِيَ فِيهَا مَعَارِبُ اُخْرَى ayetinde olduğu gibi. Bazen de övünmek manasına gelebilir. اَنَا النَّب۪ي لَا كَذِبْ اَنَا بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبْ şeklinde. Bakınız iki tane eneden bahsetti. Hazif ise bazen tazim için olabilir. Ne gibi? قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ قَالَ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْاَرْضِ yani هُوَ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْاَرْضِ. Burada bir tazim söz konusu. Umirtu en uqatilen nase hatta yakulu la ilahe illallah. Örneğinde olduğu gibi. Şimdi. Bazen de taayyunul mahzuf ve zuhuruh. Yani hasfedilen bir şeyin kuşkuya mahal bırakmayacak kadar açık ve net olması. Fe'alun lima yurid. Yani huve fe'alun lima yurid manasında ya da Allahu fe'alun lima yurid demektir. İnni uritu leyletel kadri. Burada ise eraniyallah manasına gelmekte. Bakınız yine hazif söz konusu. Kastul icaz inde vücudil karine. Karine bulunduğundan sözün kısa tutulması olabilir. Mesela ve le in se'eltehum men halakas semavati vel ard. Onlara yerleri ve gökleri kim yarattı diye sorarsan Allah diyecekler. Yani halakahunne Allah manasında. Yani bilinen bir şey bu. Karine zaten bunu ifade ediyor. Kastu ta'mim sözü genelleştirmek olabilir. Ne gibi? Vallahu yed'u ila dari selam ayetinde geçtiği gibi. Bazen de küçümsemek ve ağza almamak için yani at-tahkir ve savunu lisan şeklinde gelebilir. Summun bukmun umyun fehum la yerci'un yani hum summun bukmun fehum la yerci'un manasında. Hum summun bukmun umyun. Bazen de fasılaya riayet olarak gelebilir. Ma vedda'aka rabbuka ve ma qala yani ve ma qalaka manasına gelmekte. Velhamdülillahi rabbil alemin. Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Bu dersimizin konusu takdim ve tahir. Takdim bir kelimeyi herhangi bir sebepten dolayı olması gerekenden önce zikretmek manasına gelmekte. Tahir ise bir kelimeyi herhangi bir sebepten dolayı olması gerekenden sonra zikretmek demektir. Gerek takdim gerekse tahir için bir takım sebeplere ihtiyaç var. Saiklere ihtiyaç var. İşte bazen bu teşvik olabilir, bazen tacil, bazen tahsis, bazen takviyetül hüküm, bazen riayetül fasıla şeklinde gelebilir. Burada müellifimiz birkaç tanesine temas etmiş. Birincisi teşvik. Neye teşvik? İlel müteahhir. Sonraki kelama teşvik etmek. İza kana'l mutaqaddimu mush'iran bi garabe. Önceki kelamda ilginç, garip bir durum varsa. Ne gibi? Vellezî hâratil beriyyetu fîhî hayvanun müstehdesun min cemadi. Şiirinde geçtiği gibi. Bu bir beyit. Bakınız. Vellezî hâratil beriyyetu fîhî bütün mahlukatın üzerinde hayrette kaldığı, şaşırdığı bir varlık vardır. O da hayvanun bir canlı müstehdetun yaratılmış min cemadi katı olan bir şeyden yani topraktan yaratılmış. Aslında burada şair bu cümleyi öne almak suretiyle ne yaptı? Dikkatimizi çekti. Bütün mahlukatın üzerinde düşünüp de hayrette kaldığı, enteresan ve ilginç bulduğu bir kişi var. Bir canlı var. Şimdi herkes zihin olarak bunun kim olabileceğini tahmin ederken ya da düşünürken şair diyor ki hayvanun müstehdetun min cemadi. Cansız bir
nesneden yani topraktan yaratılan bir canlı yani insandan bahsediyor. Bakınız bu şekilde ne yaptı? İlgimizi çekti. Eğer öyle olmamış olsaydı ilgimizi çekmezdi. Bunun örneklerini çoğaltabiliriz. Mesela seb'atun yuzilluhumullahu azze ve celle yevmel kıyame yevme la zille illa zilluhu. Seb'atun, 7 grup insan var. Bakınız dikkatimizi çekiyor. 7 grup insan kim olabilir diye bekliyoruz. Daha sonra 7 grup insan sayılıyor. Bu da bir nevi teşvik mahiyetini taşımakta. Bazen de te'acilul mesarreti evil mesaati, yani sevinç ve üzüntüyü hızlı bir şekilde anlatma. Ne gibi? El afu anka sadara bihil emr. Örneğinde olduğu gibi. Bu bir sevinç örneği. Ya da el kısasu hakeme bihil gazi. Bu da bir kötü örnek. İnsanı üzen örneklerden bir tanesi. Yargıç kısasla hüküm verdi. Burada kısas kelimesi öne almak suretiyle aslında kısasa dikkat çekiliyor. Bazen de وَكَوْنُ الْمُتَقَدِّمِ مَحَطَّ الْاِنْكَارِ وَتَعَجُّبِ. Öne alınan bir cümlede inkar ya da taaccüp söz konusu olabilir. Öne alınan cümle inkar ya da şaşırma konusu olabilir. اَبْعَدَ طُولِ تَجْرِبَةِ تَنْخَدِعُ بِهَذِهِ اَزَّخَارِفِ. Örneğinde olduğu gibi. Şimdi ne demek istiyoruz burada? Buradaki inkar ve taaccüp nedir? Şudur. لِأَنَّهُ بَعْدَ طُولِ تَجْرِبَةِ. İnsan uzun bir zamandan sonra, deneyim ve tecrübe sahibi olduktan sonra يَجِبُ اَنْ يَكُونَ الْاِنْسَانُ حَذِرًا مُنْتَبِهًا يَقِذًا. Uyanık bir insan olması gerekiyor. فَلَا يَكُونُ مُنْخَدِعًا. Aldanmaması gerekiyor. Onun için burada şairin dediği gibi ya da sözde geçtiği gibi اَبْعَدَ طُولِ تَجْرِبَةِ تَنْخَدِعُ بِهَذِي سَخَارِفِ. Nasıl olur da böyle uzun tecrübeli olan bir kişi bu tür şeylere aldanabilir? Şeklinde ya da bu manaya gelen bir söz. Dolayısıyla burada bir şaşırma ifadesi olduğu için ebad kelimesi öne almış. Ya da cümleyi tamamen olumsuz hale getirme. Bu da herhangi bir edatla yapılabilir. Kullu zalike lem yekun. Bunların hiçbirisi olmadı. Bakınız kül kelimesini başa almakla olabilir. Ya da nefi edatı. Lem yekun kullu zalike. Bu da bir nevi cümlenin anlamını pekiştirmiş oluyor. Bazen tahsis olarak gelebilir. Mef'ulü bih'in öne alması, car mecrurun öne alması gibi. Dolayısıyla takdim ve tahir ne demektir? Takdim bir kelimeyi herhangi bir sebepten dolayı olması gerekenden önce zikretmek, tahir ise bir kelimeyi herhangi bir sebepten dolayı olması gerekenden sonra zikretmektir. Bazen bu tahsis ifade edebilir. Kur'an-ı Kerim'de ve sünnet-i seniyede bunun birçok örneği vardır. Mesela İyyâke na'budu ve İyyâke nesta'in örneği. لِلَّهِ الْأَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ. Örneğin burada haber öne alınmış. لَا فِيهَا غَوْلٌ. Örneğinde yine haber öne alınmış. لِلَّهِ الْحَمْدُ. Örneğinde yine car mecrur olan haber öne alınmış. Bazen hükmü güçlendirmek için gelebilir. Yani تَقْوِيَةُ الْحُكُمْ dediğimiz. وَيَقُولُونَ عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ. Aslında وَيَقُولُونَ الْكَذِبَ عَلَى اللّٰهِ şeklindeydi. Bilhassa onların Cenab-ı Hakk'a karşı yalan söylediğini, Cenab-ı Hakk'a iftira ettiklerini belirtmek üzere alallah kelimesi öne alınmıştır. وَيَقُولُونَ عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ. Ayet-i kerimenin orijinal ifadesi şu şekilde. وَيَقُولُونَ الْكَذِبَ عَلَى اللّٰهِ. Bazen teşvik olabilir, bunun örneğini verdik. Bazen fasılaya riayet olabilir. رِعَايَةُ الْفَاسِلَ. Ne gibi? خُذُوهُ فَغُلُّوهُ ثُمَّ الْجَحِيمَ صَلُّوهُ. Ayet-i kerime şu şekildeydi. خُذُوهُ فَغُلُّوهُ ثُمَّ صَلُّوهُ الْجَحِيمَ. Ancak burada cahim öne alındı fasılaya riayet için. Böylelikle bu dersimizi de bitirmiş oluyoruz. Dediğimiz gibi bu çok önemli bir mesele ve alimler bu mesele üzerinde durmuşlar, hatta müstakil kitaplar bile yazmışlar. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.
Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Bu dersimizde kasır konusunu işleyeceğiz. Kasır ne demektir? Taksisu şeyin bir şeyin bir tarikin maksusin özel bir yolla bir şeyin başka bir şeye tahsis edilmesine kasır demekteyiz. Diğer bir ifadeyle bir şeyin veya bir durumun başkalarında bulunmayıp ancak bir şeyde bulunduğunu belirtmeye kasır demekteyiz. Tahsis edilene maksur, tahsis edildiği şey ise maksur aleyh demekteyiz. Tahsis edilene maksur, tahsis edildiği şey ise maksur aleyh demekteyiz. Şimdi kasır ikiye ayrılır. Hakiki ve izafi. Hakikiden maksadımız ne? مَا كَانَ الْاِخْتِسَاسُ بِهِ بِحَسَبِ الْوَاقِعِ وَالْحَقِيقَةِ Burada bilhassa maksuru maksur aleyh dışına taşımamak üzere bir kavramı diğer bir kavrama tahsis etme manasına gelmekte. Falan bir şeyde bir özellik vardır ve gerçekten vakada hakikatte bu şekilde. لَا بِحَسَبِ الْاِضَافَةِ اِلَى شَيْنِ اَخَرْ Başka bir şeye nispeten bir kasırdan bahsetmiyoruz. Hakiki olarak böyle bir kasır söz konusu. Mesela inne dine en nasihatu örneğinde olduğu gibi. İnne dine en nasiha. İnne dine en nasiha diyoruz. Veyahut da ve ma tevfiki illa billah. Kitabımızın verdiği örneğe baktığımızda la katibe fil medineti ila aliyun şehirde katip olarak ancak Ali vardır. Eğer gerçekten şehirde Ali dışında başka bir katip yoksa bu hakiki bir kasır olmuş olur. Ama izafi için böyle bir şey söz konusu değil. Başka bir şeye göre yapılan kısıtlamaya biz kasrı izafi demekteyiz. مَا كَانَ الْاِخْتِسَاسُ فِيهِ بِحَسَبِ الْاِضَافَةِ اِلَى شَيْنْ مُعَيَّنْ Ne gibi? مَا عَلِيٌ اِلَّا قَائِمٌ Örneğinde olduğu gibi. Burada اَيْ اَنَّ لَهُ صِفَةَ الْقِيَامِ لَا صِفَةَ الْقُعُدِ Bizim buradaki gerçek vurgumuz ve kastettiğimiz husus Ali'nin ayakta olması. Yani şu anda oturuyor değil, ayaktadır. Ancak وَلَيْسَ الْغَرَدُ نَفْيَ جَمِعِ الصِّفَاتِ عَنْهُ Bu Ali'nin sadece ayakta durduğu, başka hiçbir şey yapmadığı anlamına gelmiyor. مَا عَدَ صِفَةَ الْقِيَامِ Kıyam dışında başka hiçbir şey yapmıyor. Ali'nin tek işi görevi ayakta durmaktır şeklinde anlaşılmaması gerekiyor. Yani Ali şu anda yemiyor, içmiyor, şu an için ayakta. Bakınız izafi olmuş oldu. Yani diğer eylemlerine, diğer tasarruflarına nispeten Ali şu anda ayakta. Sadece ayakta. Böyle bir anlam katmış oluyoruz. La ilahe illallah bakınız hasr-ı hakiki olmuş oluyor. Maksur ve maksur-ı aleyh açısından ikiye ayırmaktayız. Kasır konusunu. Kasru sıfatin ala mevsufin, kasru mevsufin ala sıfatin. Sıfatın mevsufa kasredilmesi, mevsufun sıfata kasredilmesi. Bu önemli bir mesele. Maksurun maksuru aleyhe tahsis edilmesine sıfatı mevsufa kasrı demekteyiz. Ama maksuru aleyh maksura tahsis edilmesi durumunda ise burada kasru sıfatin, kasru mevsufin ala sıfatin demekteyiz. La farise ile Ali dediğimiz zaman burada binicilik özelliğini sadece Ali'ye kasretmiş oluyoruz. Ona ait olduğunu ifade etmeye çalışıyoruz. Bakınız bu bir sıfat. Ama bazen mevsuf sıfata kasredilebilir. Ve ma Muhammedun illa Resul örneğinde olduğu gibi. Burada Muhammed mevsuftur, Resul ise sıfattır. Bakınız ne yapılmıştır? Mevsuf sıfata kasredilmiştir. Bunun dışında bilhassa kasr-ı izafi muhatabın durumuna göre üçe ayrılabilir. Kasr-ı ifrat dediğimiz اِذَا اَتَقَدَ الْمُخَاتَبُ اَشْشَرِكَةَ Muhatap eğer bir konuda ortaklığın olduğunu düşünüyorsa bu durumda kasr-ı ifrat yapabiliriz. Ne gibi? اِنَّمَ اللّٰهُ اِلَهُمْ وَاحِدٌ örneğinde olduğu gibi. Kasr-ı kalp yapabiliriz. Muhatap bilinen bir hükmün aksine inandığı zaman. اِذَا اَتَقَدَ الْاَكْسَ Bir şeyin aksine inandığı zaman. قُلْ اِنَّمَا اَنَا بَشْرٌ مِتْلُكُمْ Yani onlar peygamberin
melek olmasını bekliyorlardı. Peygamber ise aleyhissalatü vesselam onlara ben sizin gibi bir insanım demek suretiyle onların o batıl düşüncesini iptal etmiş oluyor. Kasr-ı tayin ise muhatap bir kişinin o işi yaptığını biliyor ama kimin yaptığını bilmiyor. Mesela şöyle aşağıda bir örnek okuyalım, sizlere gösterelim. Birisi sana şu şekilde sorabilir. Ya fulan, hel amrun huvel katibu em halidun? Katip mi, amr mı katip yoksa halit mi? Siz la katibe ila halidun dediğinizde bakınız bu iki seçenekten birisiyle cevap vermiş oluyorsunuz. Dolayısıyla tayin etmiş oluyorsunuz. Yani katibin amr değil halit olduğunu tayin etmiş oluyorsunuz. Buna da kasr-ı tayin demekteyiz. Bunu da ifade ettikten sonra şimdi gelelim velil kasr-ı turukun. Kasrı yapmanın yolları vardır. Nefi ve istisna edatıyla yapılabilir. İn hâze illa melekun kerim örneğinde olduğu gibi. İnnema ile yapılabilir. İnnemel fâhimu aliyun örneğinde olduğu gibi. Atıf harfleriyle yapılabilir. La, bel, lakin ile. Veyahut da takdim ma hakku tahir ile yapılabilir. Mesela iyyâke kelimesi normalde na'buduke şeklinde gelmesi gerekiyordu. Daha sonra gelmesi lazımdı. Öne alınmış. İşte burada da bir kasır söz konusu. Dolayısıyla kasrı bu şekilde anlatmış oluyoruz. Tabii kasır konusu önemli konulardan bir tanesi. Bilhassa edebi metinlerin anlaşılmasında ve Kur'an-ı Kerim'in anlaşılmasında önemli meselelerden bir tanesi. Burada meselemiz uzun ancak biz şu anda bir özetini yapalım. Daha sonrasında inşallah uzun eserlerden daha detaylı örnekler vermeye çalışacağız. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Bu dersimizde fasıl ve vasıl konusunu işleyeceğiz. Fasıl ne demek, vasıl ne demek? İlk önce vasıl ile başlayalım. Vasıl, atfu cümletin ala uhra. Bir cümlenin başka bir cümleye atfedilmesine denilir. Daha doğru bir ifadeyle, atfu şey ala şey bil vavi. Bir cümleyi başka bir cümleye vav edatı ile atfetmektir. Bir cümleyi başka bir cümleye vav edatı ile atfetmeye vasıl denilir. Peki fasıl ne demek? Terkuhu, vav atıf harfinin olmaması. Şimdi vaslın yapıldığı yerler var. Faslın yapıldığı yerler var. Vaslın yapıldığı iki yer var. Bir, اِذَا اتَّفَقَتْ الْجُمْلَتَانِ خَبَرًا اَوْ اِنْشَاءً وَكَانَ بَيْنَهُمَا جِهَةٌ جَامِعَةٌ اَيْ مُنَاسَبَةٌ تَامَةٌ وَلَمْ يَكُنْ مَانِعٌ مِنَ الْعَتْفِ. Elimizde iki cümle var. Bu haberi olabilir veyahut da inşayı olabilir. Gerek haberi gerekse inşayı iki cümle arasında tam bir münasebet var. Ve aynı zamanda atfe engel olabilecek herhangi bir durum söz konusu değil. Ne gibi? اِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ وَاِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ ayetinde olduğu gibi. Bu haberi cümlenin örneğiydi. فَلْيَدْحَكُ قَلِيلًا وَلْيَبْكُ كَثِيرًا. Bu da inşai cümlenin örneği. Bakınız burada iki cümle var. İkisi de haberi. Ve aynı zamanda ikisi arasında tam bir münasebet var. Artı atfe mani olabilecek, engel olabilecek hiçbir durum söz konusu değil. Öyleyse burada vav getirmek suretiyle bu cümleyi diğerine ne yapabiliriz? Vasledebiliriz, atfedebiliriz. Yine فَلْيَدْحَكُ قَلِيلًا وَلْيَبْكُ كَثِيرًا. Az gülsünler, çok ağlasınlar. Bakınız ikisi arasında mana itibariyle tam bir münasebet söz konusu ve hiçbir engel bulunmamakta. Bu da inşai cümlenin örneği olmuş oluyor. Birinci maddemiz bu. İkinci maddeye gelince اِذَا اَوْهَمَ تَرْكُ الْعَتْفِ خِلَافَ الْمَقْسُودِ. Atfın terk edilmesi durumunda maksadın hilafına bir anlamın oluşması, yani maksadın yanlış anlaşılması, söylenen ifadenin eksik ve yanlış anlaşılmasına mahal verecek bir durum varsa bu durumda da atıf getirmemiz gerekiyor. كَمَا اِذَا قُلْتَ. Şöyle dediğinde لَا وَشَّفَاهُ اللّٰهُ. Hayır, Allah ona şifa versin. Bunu ne zaman söylersin? Cevaben limen yeseluke. Sana şu soruyu soran kişiye yanıt verdiğinde bu cümleyi kullanırsın. Hel beriye aliyum minel maradi. Ali iyileşti mi? Ali iyileşti mi?
Şimdi eğer buradaki la harfini la'dan sonra vav getirmezsek beddua olmuş olur. Yani la şefahullah, Allah ona şifa vermesin manasına gelir. Halbuki burada vav'ı zorunlu bir şekilde getirmek durumundayız. Çünkü فَتَرْكُ الْوَاوِ يُوهِمُ الدُّعَى عَلَيْهِ وَغَرَدُكَ الدُّعَى لَهِ. Senin buradaki amacın ona dua etmektir. Ve dua etmek değil. Burada vav'ın olmaması demek la şefahullah. Allah ona şifa vermesin. Bakınız beddua olmuş oldu. Vav olduğu zaman ise la, hayır Ali iyileşmedi. Şefahullah, Allah ona şifa versin manasına gelmekte. Dolayısıyla iki yerde vasıl yapmaya ihtiyacımız var. Elimizde haberi ya da inşai iki cümle var. İkisi arasında tam bir münasebet var. Ve atfe mani olabilecek hiçbir durum söz konusu değil. Bu birinci madde. İkinciye gelince, atfın yapılmaması durumunda mana tam olarak anlaşılmıyorsa, eksik anlaşılıyorsa, yanlış anlaşılacaksa bu durumda atıf getirmemiz gerekiyor. Vasıl yapmamız lazım. Şimdi faslın yapıldığı yerler, bu daha uzun bir mesele. Fasıl 5 yerde yapılır. Bakınız. Fasıl 5 yerde yapılır. Birincisi en yekune beynel cümleteyni ittihadun tamun, iki cümle arasında tam bir itaat var. Tam bir düzen var. Birlik var. Bu da şu şekilde olabilir. Bi en tekune ethaniye bedelen minel ula. İkinci cümle birinci cümle için bedel konumunda olabilir. Beyan konumunda olabilir ya da tekit konumunda olabilir. Belki de buna atf beyan da diyebiliriz başka bir ifadeyle. Öyleyse bedel, atf beyan, tekit gibi durumlarda ise ikinci cümle, birinci cümleye nispeten bu durumda fasıl yapmamız gerekiyor. Vasıl değil. Bakınız. Emeddekum bimâ te'melun. Bildiğiniz şeylerle Cenab-ı Hak sizleri destekledi. Rahmetiyle sizlere muamelede bulundu. Emeddekum bi en'ami ve benine, size davarlar ve çocuklar bahşetti. Şimdi bakınız, bu ikinci emeddekum birinci emeddeküme nispeten bedel olmuş oluyor. Ve dolayısıyla iki cümle arasında tam bir ittihat söz konusu irab açısından. Eğer atf beyan ise aynı şekilde olur. Fasıl yapılması lazım. Ve vesvese ileyhi şeytan, şeytan ona vesvese verdi. قَالَ يَا آدَمُ هَلْ أَدُلُّكَ عَلَى شَجَرَةِ الْخُلْدِ. Ey Adem, sana sonsuzluk ağacını göstereyim mi? Dedi. Bakınız buradaki vesvese eşittir. قَالَ يَا آدَمُ هَلْ أَدُلُّكَ عَلَى شَجَرَةِ الْخُلْدِ. Dolayısıyla şeytan Hazreti Adem'e ne şekilde vesvese verdi? Sorusunun yanıtı burada. قَالَ يَا آدَمُ هَلْ أَدُلُّكَ عَلَى شَجَرَةِ الْخُلْدِ. Taha suresi 120. ayet. Bakınız beyan olmuş oldu. Kale kelimesi, ikinci cümle, birincisi vesvese ileyhi ve vesvese ileyhi şeytan ifadesi. İkincisi, birincisinin ne oldu? Beyanı olmuş oldu. Atfı beyan olmuş oldu. Dolayısıyla burada da ne yapılmaz? Vasıl değil, fasıl yapılması gerekiyor. Ya da müekkide olabilir. Bir tekit cümlesi olabilir. Femehhilil kafirine, kafirlere mühlet ver. Ne demek? Emhilhum ruveyda, onlara zaman tanı. Yani femehhilil kafirine cümlesiyle emhilhum ruveyda aynı şey. Ca'e zeydun, ca'e zeydun gibi bunu düşünebilirsiniz. Dolayısıyla burada bir tekit söz konusu. Hem de bir nevi lafzi tekit olmuş oluyor. Ve yuqalu fi hazel mevdi'i inne beynel cümleteyni kemale itisal. Kavramsal açıdan biz bu vaziyete kemale itisal diyoruz. İki cümle arasında kemale itisal vardır. Kemal itisal ne demektir? İkinci cümlenin birinci cümleye tekit olması, bedel olması veya atf beyan olması. Bakınız burada tam bir itisal söz konusu. İrabının aynısını alması açısından. İkincisi ise en yekune beynel cümleteyni tebayyunun tam. Şimdi birincisinde ittihat tam demiştik. Tam bir birlik var. Burada tam bir ayrılık söz konusu. Bi en yahtarife haberun ve inşa'a, bir cümlenin haber olması, diğerinin ise İnşai olması. Artık haberi ve inşai cümleyi biliyoruz. Haberi ma yahtemilu asidqa vel kezibe, inşai cümle ise ma la yahtemilu asidqa vel kezibe. La tes'elil mer'a an halaiqihi, kişinin ahlakını sorma. Bi vecihi şahidun minel haber, zaten onun siması, onun içini
gösterir. Onun şahidi olmuş olur. Dolayısıyla bu bilgiyi onun simasına bakarak elde edebilirsin. İlla onun ahlakı nasıldır, ne şekildedir diye insanlara ya da kendisine sormana gerek yok. Şimdi bakınız, bu birinci cümle inşai cümle olmuş oldu. Diğeri ise haberi cümle olmuş oldu. Bu durumda birisinin haberi, diğerinin ise inşai olması açısından ne dememiz lazım? Burada tebayyunu tam vardır ve burada fasıl yapılması gerekiyor. Ya da bi en la yekune beynehuma münasebetun fil mana. Mana açısından iki cümle arasında münasebet yoksa. Aliyun katibun. Ali katiptir. El hamamu tayrun. Güvercin uçuyor. Şimdi fe innehu la münasebete fil mana beyne kitabeti aliyin ve tayarani el hamam. Ali'nin yazması ile güvercinin uçması arasında hiçbir münasebet yok. Hiçbir alaka söz konusu değil. Buna da kemal-i inkıta diyoruz. Kemal-i inkıta, tam olarak iki cümle birbirinden ayrılmış. Birisi tam olarak inşai, diğeri haberi veyahut da mana olarak iki cümle arasında hiçbir münasebet yoksa. Buna kemal-i inkıta demekteyiz. Üçüncü maddeye gelince, beş yerde faslın yapıldığını söylemiştik. Gelelim üçüncü maddeye. Keunul cümleti thaniyeti cevaben an sualin neşe'e minel cümletil ula. İkinci cümlenin birinci cümleden neş'et eden bir sorunun cevabı olması. Şimdi وَمَا اُبَرِعُ nefsi, ben kendimi temize çıkartmıyorum. Neden kendimi temize çıkartmıyorum? Çünkü اِنَّ النَّفْسَ لَاَمَّارَةٌ بِسُ nefis şüphesiz ki kötülüğü emreder. Çokça emreder hem de. Bakınız, burada gizli bir istifam var bir nevi. Dolayısıyla ikinci cümle onun yanıtı olmuş oluyor. Bir nevi talili bir cümle yapısında gelmiş. Buna da şibhi kemale itisal diyoruz. Yani tam itisal demiyoruz. Tam da inkıta demiyoruz. Şibhi kemal el itisal. Yani kemal itisala benzeyen bir durum diye bunu tanımlıyoruz. Dördüncüsüne gelince en tusbaka cümletun bi cümleteyni yasihu atfuha ala ihdahuma li vücudil münasebeti ve fi atfihi ala l-ukhra fesadun. Şimdi bir cümlenin öncesinde iki cümle var. Bakınız, burayı doğru bir şekilde anlamamız gerekiyor. Elimizde bir cümle var. Öncesinde iki tane cümle var. Cümlelerden bir tanesini atfettiğimizde mana bozulmuyor. Ama diğerini atfettiğimizde mana bozuluyor. Bu durumda فَيُتْرَكُ الْعَتْفُ دَفْعًا لِلْوَهْمِ yanlış anlaşılmaya mahal vermemek üzere atfı terk ediyoruz. Burada atfın terk edilmesi gerekiyor. Örneğimizi verelim. وَتَظُنُّ سَلْمَا اَنَّنِي اَبْغِي بِهَا بَدَلًا اُرَاهَا فِي الظَّلَالِ تَهِيمُ. Şimdi burada tazunu kelimesi bir cümle. اَنَّنِي اَبْغِي بِهَا بَدَلًا, bu da bir cümle. اُرَاهَا فِي الظَّلَالِ تَهِيمُ, bu da bir cümle. تَظُنُّ سَلْمَا, Selma zannediyor ki اَنَّنِي اَبْغِي بِهَا بَدَلًا, onun yerine başka birisini istiyorum diye zannediyor. Uraha fi dalali tehimu. Ben Selma'nın yanlış yolda yuvarlandığını görüyorum. Yanlış vadilerde gezdiğini görüyorum. Yanlış yaptığını, benim hakkımda kötü düşündüğünü düşünüyorum diyor şairimiz. Şimdi burada istişat noktamız uraha kelimesi. Bu uraha kelimesi ebgi kelimesine atfedebiliriz. Tadunu kelimesine atfedebiliriz. Şimdi uraha kelimesini tadunu üzerine atfettiğimizde bir sıkıntı yok. Selma onun yerine başka birisini istediğimi düşünüyor. Ben ise ve uraha desek fi dalali tehimu. Ben ise onun yanlış yolda olduğunu düşünüyorum. Bakınız, biliyorum manasına geliyor. Burada bir sıkıntı yok. Ama uraha kelimesini ebgi üzerine atfettiğimizde o zaman manası şöyle olur. Selma onun yerine başkasını istediğimi ve benim onun yanlış yolda olduğumu düşünüyor. Halbuki şairin muradı bu değil. Şair bunu kastetmiyor. Şair, Selma'nın kendisi hakkında kötü düşündüğünü, kendisinin de Selma'nın yanlış yolda olduğunu anlatmaya çalışıyor. Onun için burada dediğimiz gibi فَيُتْرَكُ الْعَتْفُ دَفْعَ لِلْوَهْمِ, bu yanlış anlamayı ortadan kaldırmak üzere
atıf yapmıyoruz. Halbuki tazun üzerine bunu atfedebilirdik. Ancak birisi kalkar, ebgi üzerine atfeder, bu şekilde şiirin manasını ihlal edebilir. Buna da literatürde şibhi kemali inkıta demekteyiz. Beşinci maddeye gelince, اَلَّا يُقْسَدَ تَشْرِكُ الْجُمْلَدَيْنِ فِي الْحُكْمِ لِقِيَامِ مَانِعٍ Herhangi bir sebepten dolayı iki cümlenin bir arada bulunulmaması. Neden? Örnek verelim. وَاِذَا خَلَوْا اِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا اِنَّ مَعَكُمْ اِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِيُونَ Allahu يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ Bakınız, burada وَاللّٰهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِ diyemeyiz. لَا يَصِّحُ عَطْفُ عَلَى اِنَّ مَعَكُمْ cümlesine atfedilemez. Niçin? لِاِخْتِدَائِهِ اَنَّهُ مِمَّا قُلِهِمْ O zaman onların sözünden birisi olmuş olur. O zaman şöyle olmuş olur. قَالُوا dediler ki, اِنَّ مَعَكُمْ biz sizinle birlikteyiz. اِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِيُونَ Biz onlarla alay ediyoruz. Allahu يَسْتَهْزِيُ بِهِمْ Allah da onlarla alay ediyor. Yani hem biz müminlerle alay etmiş oluyoruz, hem de Cenab-ı Hak müminlerle alay ediyor gibi bir anlam ortaya çıkar. Bu da yanlış zaten. Ayet-i Kerime'nin anlatmaya çalıştığı nokta burası değil. Peki bunu قَالُوا üzerine, bunu اِنَّ مَعَكُمْ üzerine atfedemeyiz. Dediğimiz gibi manası yanlış anlaşılır. قَالُوا üzerine de atfedemeyiz. Bu durumda da sanki sadece şeytanlarıyla baş başa kaldıklarında Cenab-ı Hak onlarla istihza ediyor gibi bir anlam oluşabilir. Buna da tavasut beynel kemalin demekteyiz. Dolayısıyla bu şekilde fasıl ve vasıl konusunu bitirmiş durumdayız. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Bu dersimizde icaz, itnap ve müsavat konusunu işlemiş olacağız. Müsavat ne demektir? Müsavat en tekunel meani bi kadril elfazı vel elfazu bi kadril meani. Anlam ile lafızın eşit olması demektir. Anlam ile lafızların eşit olmasına müsavat demekteyiz. Dolayısıyla lafızların mana kadar, manaların da lafızlar kadar olması gerekiyor. Bu konuda la yazidu ba'duha ala ba'din herhangi birisinin diğerinden fazla olmaması gerekiyor. Zaten müellifimiz burada وَهِيَ تَعْدِيَةُ الْمَعْنَى الْمُرَادِ بِعِبَارَةٍ مُسَّاوِيَةٍ لَهُ Bakınız, mana ile anlam arasında, yani mana ile lafız, ibare arasında bir eşitlik söz konusu. İcaz ise, icaz şu demektir. جَمْعُ الْمَعَانِ الْمُتَكَاثِرَ تَحْتَ اللَّفْضِ الْقَلِلْ مَعَ الْمُرَادِ İbaneti ve ifsahi. Mütekellimin, yani konuşmacının duygularını doğru ve dürüst bir şekilde az bir söz ile anlatmasına denilir. Yani burada mana çok, lafız az. Özlü bir şekilde duygularını ifade etmesine denilir. Ne gibi? İnnemel a'manu binniyat örneğinde olduğu gibi. Tabi burada şurası önemli. Dediğimiz gibi me'al ibaneti vel ifsahi. Yani dolayısıyla مَعَ وَفَائِهَا بِالْغَرَدِ Burada konuşmacının maksadı iyi bir şekilde anlaşılması gerekiyor. Eğer ibareler, yani lafızlar konuşmacının maksadını anlatamıyorsa, ifade edemiyorsa, o zaman buna ihlal diyoruz biz. Bu icaz olmaz, ihlal olmuş olur. Mesela şairin birisi وَالْعَيْشُ خَيْرٌ فِي الظِّلَالِ النُّكِ mimmen aşe kedda. Burada refah gölgesi altında yaşayan kimsenin hayatı sıkıntı içerisinde yaşayandan daha iyi demiş. Tabi buradaki maksadı ennel aişe erragada fi zilalil humqi hayrun minel aişi eşşaki fi zilalil akli. Yani insanın ahmakçasına mutlu olması, zevkü sefa sürmesi, akıllı olup da meşakkat yaşamasından daha iyi demiş. Bakınız burada mananın ihlali söz konusu. Evet, az sözle bir şeyler anlatmaya çalışmış ama hakikati anlatmıyor bu. İhlal söz konusu. Ve bu derdini iyi anlatamamış. İtnap ise, itnabın şöyle bir tarifini yapabiliriz. وَهُوَ تَعْدِيَةُ الْمَعْنَى بِعِبَارَةٍ زَائِدَةٍ عَنْهُ مَعَ الْفَائِدَةِ Belli bir faydayla birlikte lafızların manadan daha çok olması. Bakınız, lafız ile mana
birbirini karşılıyorsa bu müsavat oluyor. Eğer mana lafızdan daha etkili ve kapsayıcı ise, özlü ise o zaman icaz olmuş olur. Eğer lafızlar manadan daha çoksa bu da itinaptır. Ama bakınız me'al faydeti. Burada bir fayda söz konusu. Ne gibi? Rabbi inni vehenel azmu minni veşte'ale ra'su şeyba. Burada bir itinap söz konusu. Yani kebirtu. Yani bütün bu cümlenin özeti. Ya Rabbi inni vehenel azmu minni, benim kemiklerim zayıflaştı. Veşte'ale ra'su şeyba, saçlarım ise bembeyaz kesildi, tutuştu. Bu neyi tasvir ediyor? Yaşlılık durumunu tasvir ediyor. Aslında Hazreti Zekeriya şunu söyleyebilirdi. Ey kebirtu, ya Rabbi yaşlandım. Ama burada itinap yapmış. Çünkü belli bir fayda var. Yani çünkü arz makamında olduğu için, talep makamında olduğu için duygularını, düşüncelerini daha uzun uzadıya anlatmış. Hazreti Musa'nın kıssasında olduğu gibi. Burada itinap ile tatvil ve haşvi birbiriyle karıştırmamak gerekiyor. Şimdi itinapta evet, lafızlar manadan daha fazla ama belli bir fayda var. Yalnız tatvilde öyle bir şey söz konusu değil. Haşvi içinde aynı şeyi söyleyebiliriz. Burada bir fayda söz konusu değil. Fayda yoksa, fayda varsa itinap, fayda yoksa ya tatvil olur ya haşvi olur. Tatvil şu demektir. Hangi ziyadenin yapıldığını biz bilemiyoruz. Haşvde ise hangi ziyadenin yapıldığını biliyoruz. Örnek verelim. وَأَلْفَ قَوْلَهَا كَذِبًا وَمَنْيَا. Falanca şahıs o kadının sözünü ya da o kişinin sözünü, tam kime raci olduğunu bilmiyorum, yalan olarak buldu. Yani وَجَدَ قَوْلَهَا كَذِبًا. Onun yalan söylediğini anladı. Onun sözünü yalan buldu manasına gelmekte. Burada kezibin kelimesi yalan demek. Menyen kelimesi bu da yalan demek. Ama burada hangisi fazla bilemiyoruz. Yani menyen kelimesi mi daha fazladan söylenmiş yoksa kezimen kelimesi mi fazladan söylenmiş, bunu bilemiyoruz. Onun için bakınız buradaki ziyadeyi tayin edemiyoruz. Haşifte ise belli, inteayyenet. Ne gibi? Ve a'lemu, biliyorum, ilmel yevmi, bugünün bilgisini, vel emse kablehu, dünün bilgisi ki ondan önceydi. Şimdi ondan önce denilmez yani. Bu yanlış bir cümle. Zaten ems dediğimiz şey kablehu. Burada bir tanesi fazla. Bir tanesi fazla. Peki hangisi fazla diye sorarsanız, şöyle açıklama kısmından da bunu teyit etmeye çalışalım. Burada anlıyoruz ki وَاَعْلَمُ عِلْمَ الْيَمْيُ وَالْاَمْسِ قَبْلَهِ فَالثَّانِيَ زَائِدَ قَطْعًا لِأَنَّ كَلِمَةَ اَمْسِ تُغْنِ عَنْ قَبْلَهِ. Dolayısıyla قَبْلَ kelimesinin burada zaide olduğunu anlıyoruz. Zaten bir günün bir öncesi dün olmuş oluyor. Onun için emsi kelimesi zaten dün manasına geliyor. Öyleyse kablehu ifadesine ihtiyaç yok. Ama müellif ya da şair gitmiş bunu da oraya eklemiş. Şimdi icazın yapılma sebepleri vardır. Boşu boşuna icaz yapmıyoruz. İcazın da bir takım hikmetleri söz konusu. Her şeyden önce itnabın türlerinden bahsedeceğiz ama öncesinde şu icazı bir bitirelim. Şimdi teshilül hafzi, ezberlemeyi kolaylaştırmak, ve takribül fehmi, anlamayı yakınlaştırmak, ve dîkul mekâmi, yani kişinin zorda olması, acilen bir şeyler söylemesi gerekiyor. Vel ihfa, bir şey gizlemek, ve seâmetül muhadese, ve bıkmaya, usanmaya mahal vermemek için icaza ne yapıyoruz? Başvuruyoruz. İtinabın amacı ise tethbitul mana, mananın tam yerleşmesi, ve tevdihul muradi, maksadın net bir şekilde anlatılması, ve tevkit, pekiştirme, ve def'ul iham ve yanlış düşünceleri ortadan kaldırma. Bunlardan dolayı ne yapıyoruz? İtinabı kullanmış oluyoruz. Şimdi icazın kısımları vardır. Daha önce buna kısaca temas etmiştik. İcaz-ı kısar. Diğeri ise icaz-ı hasf. Mesela وَلَكُمْ فِي الْقِسَاسِ حَيَاتٌ. Bu icaz kısar olmuş oluyor. Ne demek? Az sözde birçok şey anlatılmış burada. Ve burada hiçbir hazif söz konusu değil. Bunun zıttı icaz-ı hasif olmuş oluyor.
Yani bizim bildiğimiz kelimelerden, cümlelerden, harflerden birisi hasfe gitmiş oluyor. Yeminullahi abrahu qa'iden ve lev qatta'u ra'si ledeyke ve usali. Allah'a yemin olsun ki diyor, ben burada oturacağım. Bakınız la kelimesi hasfe gitmiş. Ve lev qatta'u ra'si, başımı kesseler de ledeyke senin yanında ve usali, bütün eklemlerimi kesseler, koparsalar, paramparça etseler dahi ben buradan ayrılmayacağım. Peki la'nın hasfe gittiğini nereden anlıyoruz? Çünkü la abrahu şeklinde bunu kullanmamız gerekiyor. Ya da ise cümle anlaşılmaz. Bakınız burada harf hasfe gitmiş. Fakultu, dedim ki yeminullah, Allah'a yemin olsun, la abrahu qa'iden, ayakta duracağım. Ve lev qatta'u ra'si ledeyke ve usali, senin yanında benim başımı koparsalar da, bütün eklemlerimi paramparça etseler de buradan ayrılmayacağım. Bazen cümle hasfe gidebilir. Fe in kezzebuke fakat kuzzibe rusulü min kablike. Bakınız ve teesse vasbir cümlesi burada hasfe gitmiş. Evet, onlar seni yalanlıyor ama unutmamalısın ki daha önceki peygamberler de yalanlandı. Öyleyse sabret, onlarla teselli bul manasına gelmektedir. Bazen daha çok şey hasfe gidebilir. Yani bu bir kelime olabilir, bir isim olabilir, bir kaç cümle olabilir. Ve arsiluni Yusuf'u eyyüves-siddiqu. Şimdi Aziz'in yanında bulunan kişi dedi ki fa arsiluni, beni gönderiniz. Yusuf, ey doğru arkadaşım. Bakınız cümleyi bu şekilde başlıyor. Şimdi arsiluni ile Yusuf'e, beni Yusuf'a gönderiniz. Ve estağbirehu rüya, ona rüyanın tabirini sorayım. Fe fealu, onlar da bunu yaptılar. Fe etahu, Hazreti Yusuf'a geldi. Ve kâle lehu, dedi ki ey Yusuf kardeşim, dedi. Bakınız cümle bu şekilde ama burada birkaç şey hasfe gitmiş. Yani ila Yusuf'e li estağbirehu rüya fe fealu fe etahu ve kâle lehu ya Yusuf. Bakınız bütün bunlar hasfe gitmiş. Şimdi itnaba gelince, itnap da birkaç şekilde olabilir. Zikrul khas ba'del am. İçtehidu fi durusikum. Derslerinize çalışınız. Ve logatil arabiyeti, ve Arapça çalışınız. Zaten burada Arapça çalışınız derslerden bir tanesi. Dolayısıyla bakınız, am olan bir ifade var burada. Genel olan bir ifade var. Daha sonra özel olan bir ifade var. İşte biz buna ne diyoruz? Zikrul khas ba'del am diyoruz. Genel bir ifadeden sonra özel bir ifadenin zikredilmesi. Tabi bunu da özellikle faydası şu: özel olan dersin faziletini, kıymetini ortaya koymak için. Bazen zikrul am ba'del khas olabilir. Rabbi gfirli ve li valideye ve li men dekhale beytiye mu'minen وَلِلْ مُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ. Bakınız gittikçe daha genel bir ilkeden bahsetmiş oluyoruz. İlk önce anne babamı dedi. Beni dedi ilk önce. Bakınız bu has bir şey, özel. Daha sonra anne babamı. Bu da özel. Ama biraz daha alanı genişledi. Daha sonra evime mümin olarak giren herkes dedi. Bakınız biraz daha alanı genişledi. Daha sonra وَلِلْ مُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ dedi. Böylelikle bütün müminleri içine almış oldu. Buna ne diyoruz? ذِكْرُ الْعَامْ بَعْدَ الْخَاسِ. Özel olan bir ifadeden sonra genel ifadelerin gelmesi manasına gelmekte. Bazen de izah ba'del ibham, kapalı olan şeyden sonra açıklama gelebilir. Emmeddekum bima ta'melun, sizi bildiğiniz şeylerle ne yaptı? Destekledi. Nimette bulundu. Peki nedir bunlar? Bakınız kapalı şey. İşte izahını yapıyor. Emmeddekum bi en'ami ve benine. Bir nevi ne yaptı? İbhamdan sonra izah yolunu seçti. Belli bir takım amaçlardan sonra tekrar yapılabilir. Ve inne mra'en damet mawathiqu ahdihi ala mithli hadha innehu lakerimu. Örneğinde olduğu gibi. Çünkü innehu kelimesi zaten o şahsa raci olmuş oluyor. Dolayısıyla burada innehu kelimesiyle pekiştirdi bunu. Bazen de keziyadeti tergibi fil afi, affa teşvik etmek için ziyade yapılabilir. İnne min ezvacikum ve evladikum aduven lekum fehzeruhum.
ve in ta'fu ve tasfahu ve tagfiru fe inna Allaha gafurur rahim örneğinde olduğu gibi. Bu örnekte de görmüş olduğunuz gibi özellikle ta'fu, tasfahu, tagfiru demek suretiyle her birisiyle başka bir anlamı burada kastetti. Ve huve min babi taraki min el edna ila el ala. Yani ednadan alaya doğru bir çıkış vardır. Bu da belagatın önemli konulardan bir tanesi. İnzar olabilir. Kelle sevfe te'lemun, thümme kelle sevfe te'lemun. Yani burada uyarmayı, korkutmayı pekiştiriyor. Cümle-i mutelize şeklinde olabilir. İnne semanine ve bullig teha kat ahvecet sem'i ila tercüman. Örneğinde olduğu gibi. Ve bullig teha örneği bunu anlatıyor. Yani cümle-i mutelize olarak gelmiş. يَجْعَلُونَ لِلّٰهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ ifadesi bakınız. Cümle-i muhterize olarak gelmiş. Bazen tezil şeklinde gelebilir. Tezil bir cümleden sonra başka bir cümlenin gelmesidir ki ikinci cümle birinci cümlenin manasını ne yapıyor? Teyit ediyor, pekiştiriyor. Bu bazen darb-ı mesel şeklinde gelebilir. وَقُلْ الْحَقُّ وَزَحَقَ الْبَاطِلِ اِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَحُقًا örneğinde olduğu gibi. Ya da darb-ı mesel dışında gelebilir. ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِمَا كَفَرُوا وَهَلْ نُجَازِ اِلَى الْكَفُرُ. Aslında aynı şeyi ifade ediyor. Ama burada ne var? Tekit söz konusu. Aynı zamanda tezil söz konusu. Neden? Hak geldi, batıl yok olup gitti. Neden? Çünkü batıl yok olmaya mahkumdur. Ve biz inkar edenleri bu şekilde cezalandırıyoruz. Cezalandırdık. Ayrıca sadece kafirleri cezalandırırız biz. Bakınız bunun hikmetini bir nevi söylemiş oldu. Sebebini ifade etmiş oldu. Aslında güzel konular bunlar. İhtiras olabilir. وَهُوَ اَنْ يُؤْتَ فِي كَلَامٍ يُوهِمُ خِلَافَ الْمَقْصُودِ بِمَا يَدْفَعُهُ. Mesela فَسَقَى دِيَارَكَ غَيْرَ مُفْسِدِهَا صَوْبُ الرَّبِعِ وَد۪يمَةٌ تَهْمِي. Örneğinde olduğu gibi. Şimdi burada istisat noktası yani şahidimiz gayre müfsidiha örneği لِأَنَّهُ لَوْ قَالْ فَسَقَى دِيَارَكَ صَوْبُ الرَّبِيعِ وَد۪يمَةٌ تَهْمِي deseydi bu durumda لَأَوْهَمَ اَنَّهُ اِذَا كَثُرَ الْمَطَرْ يُفْسِدُ الدِّيَارِ manasına gelebilirdi. Dolayısıyla gayre müfsidiha örneğinden hareketle evet yağmur çok yağdı ama yağmurun yağması o şehrin düzenini bozmadı manasına gelmekte. Böylelikle kitabımızın Meani bölümünü bitirmiş oluyoruz. Burada neyi işledik biz? Müsavat, itnap ve icazı işledik. Dolayısıyla icazdan bahsederken mananın kelimelerden daha fazla olması şeklinde bir tarif yaptık. Bunu da icazı kısır, icazı hasif olmak üzere ikiye ayırdık. Kur'an-ı Kerim'de her ikisinin örneği vardır. وَلَكُمْ فِي الْقِسَاسِ حَيَاتٌ icazı kısır olmuş oluyor. İcazı hasif ise birçok ayet-i kerimede var. Yusuf'u a'rid an hâzâ yani ya Yusuf'u a'rid an hâzâ örneğinde ya kelimesi hasfe gitmiş. Bunun birçok örneğini verebiliriz. Az önce zaten örneklerden bir tanesini verdik. Şimdi itnabın geldiği yerlerden bahsettik. Bazen izah ba'del ivham olabileceğini söyledik. Yani kapalı söylendikten sonra açıklamanın gelmesi. Ve vesvese ileyhi şeytanu kâle ya Ademu. هَلْ أَدُلُّكَ عَلَى شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكٍ لَا يَبْلَى örneğinde olduğu gibi. Bazen zikrul khas بعد العام olabilir. حَافِزُ عَلَى الصَّلَوَاتِ namazlarınızı muhafaza ediniz. وَالصَّلَاتِ الْوُسْتَى bilhassa orta namazı. Bakınız bilhassa orta namazı. Ya da اِقْرَوْا الْقُرْآنَ فَاِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ الشَّفِيعًا لِأَصْحَابِ اِقْرَوْا الزَّهْرَوَيْنِ الْبَقَرَةَ وَسُورَةَ الْعِمْرَانِ. Kur'an-ı Kerim'i okuyunuz. Kur'an-ı Kerim sahibine kıyamet gününde şefaatçi olarak gelir. Özellikle Zahraveyn surelerini okuyunuz ki onlar da Bakara ve Ali İmran'dır. Bakınız ne oldu burada? Zikrul has ba'del am olmuş oldu. Bazen de zikrul am ba'del has olabilir. Ya eyyühellezine amenu rka'u vescudu ve'abudu rabbekum ve'f'alul hayre leallekum tuflihun. Bakınız ruku, secde, ibadet. Bütün bunlar zaten iyilik türü
olmasına rağmen ve özel iyilik türleri. Daha sonra وَفْعَلُوا الْخَيْرَ demek suretiyle ne yaptı? ذِكْرُ الْعَمْ بَعْدَ الْخَاسِ yapmış oldu. Zaten وَفْعَلُوا الْخَيْرَ dediğimiz zaman ya da وَعْبُدُوا رَبَّكُمْ dediğimiz zaman rükû, secde hepsi bunun içine girmiş oluyor. Tekrardan bahsettik. كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ örneğinde olduğu gibi. İtiraz cümlesinden bahsettik. Muterize cümlesinden. وَيَجْعَلُونَ لِلّٰهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ وَلَهُمْ مَا يَشْتَهُونَ اِنَّا مَعَاشِرَ الْاَنْبِيَاءِ لَا نُورَثُ hadisinde olduğu gibi. Burada مَعَاشِرَ الْاَنْبِيَاء itiraz olmuş oluyor. Müsavat ise kelime ile mananın eşit olması. اِنَّ اللّٰهِ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْاِحْسَانِ وَاِيْتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ örneğinde olduğu gibi. وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.